Kusura bakmayın, teknik bir problem yaşadık. Normalde bildiğiniz televizyon stüdyosu gibi stüdyoyu kurduk. Her şey tamam, görüntü tamam. Biz seste problem yaşadık. Bu ses problemini de benim başıma gelen en büyük problemlerden biri olarak kaldı. Ama şu anda bir problem yok. Tek kamera dahi olsa Metin abimizi dinlemeye başlayacağız. Tekrar özür dilerim Metin abi. Hem okuyucu izleyiciler hem Klas Spor adına seni çok beklettik. Şimdi baştan başlayalım. Bir Ankara gücünde ciddi bir sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Bunun aslına bakarsanız sinyallerini ben daha transfer dönemi başladığında Ankara Gücü şampiyon olduğunu da hissetmiştim ve basın toplantılarında ufak ufak söylemiştim. Yani Süper Lig 1. Lig'e 2. Lig'e benzemez. Belediyelerden gelecek 100 bin liralarla 200 bin liralarla dönecek bir lig değil. Primler çok yüksek, futbolcu rakamları çok yüksek. Umarım ayaklarınız yere basar bir projeyle Süper Lig'e çıkıyordur Ankara Gücü diye. Beklediğimiz gibi aslına bakarsanız olmadı. Ankara Gücü ciddi bir sıkıntı süreç yaşıyor. Muhalif hareket başladı. Murat Ağacaba adaylığını açıkladı. Mehmet Başkan istifasını verdi ama şartlı bir istifaydı. 35 milyon lirayı getirin. Ben kulübe bırakayım dedi. Ben konuşmaktan daha çok seni dinlemek istiyorum açıkçası abi. Neler yaşanıyor Ankara Gücü'nde? Şimdi ben herkesi sevgiyle selamlıyorum tekrardan. Tabii şimdi Ankara Gücü'nün mahpus tarihi belli. Ankara Gücü'nde çok şeyler yaşanıyor, hareketli günler yaşanıyor. Biz her zaman şunu söyledik, dedik ki ya hareket nerede, bereket orada. Bu hareketli. Şimdi muhalif demeyelim de, Ankara Güçlü veya Ankara Gücü'ne gönül vermiş bizler gibi, ben biliyorum ki milyonlarca insan var. Mutlaka. Türkiye genelinde. Biz, ya bu deryada bir zerreyiz. Ankara Gücü olarak. Çünkü ben Ankara Gücü taraftarıyım. Ben Ankara Gücü ile ilgili bağdaşmış bir aile yapım var. Bununla ilgili yaptığım her şeyin camiamı etkileyeceği için söylediğim veya gezdiğim veya yediğim her şeye dikkat ederim. Niye? Camiama zarar gelmesin diye. Tabii bu süreç içerisinde işte senin söylediğin gibi o sinyaller, projeler o dönemin tamamen bir proje takımı olarak değil de taraftar takımı, taraftarının bir şekilde seyirci değil de taraftar olarak Ankara Gücü'nü buralara getirdiği bir yerdeyiz biz. Biz bu sıkıntıları futbolda ya dün yok, bugün var dediğimiz için ben fazla oralara girmek istemiyorum. Niye girmek istemiyorum? Ankara Gücü'nün dününü biz her yerde konuştuk, herkese de anlattık, herkes de biliyor. Bizim için önemli olan şu an bugün. Niye şu an bugün? Biz çok mücadele verdik. Bu mücadelelerin içerisinde işte karda, yağmurda, çamurda Ankara Gücü'nü bir yere getirdik. Bir yere geldi Ankara Gücü. Burada Mehmet Yener Başkan'ın da emeği çoktur. Burada geçmişte gelen bütün yöneticilerimizin veya diğer insanların da emekleri çoktur. Bu emeklere nazaran kalkıp da kimse birbirini kırmadan, laf söz söylemeden, hakaret etmeden bu süreci götürmemiz lazım. Ama bir bakıyorsunuz öyle şeyler var ki insanlar birbirine ağır ithamlarda bulunuyor. Bu bizim hoşumuza gitmiyor. Niye? Evet. Camiamıza zarar veriyor. Camiamıza zarar verdiği için bizleri de birlik tutması lazım gelen şeylerin, taraftarın, yönetimin kenetlenmesi lazım gerekirken ama biz bu kenetlemeyi şu son 1-2 ay içerisinde sağlayamadık. Daha öncesinde bizim yapmış olduğumuz mücadelenin ne derece taşlandırıldığını herkes gördü. Yani tabiri caizse biz bir anda insanları baş tacı yapabiliyoruz ve bir anda da yerin dibine sokuyoruz. Bu böyle olmaması lazım. Emeği olanı emek hakkının verilmesi lazım. Yani bizim bir şekilde İnsanlarla bir mücadele içerisine girdiğimizde bizlerin kalkıp da bunu bizlerin bu mücadelenin içerisinde kendi camiamızdaki insanlara zarar veriyoruz. Yani şimdi ben isterim bir Murat Ağacaba çıkmasın Ankara Gücü'ne başkan adayı olarak. 8-10 kişi çıksın. Daha fazlası çıksın. Bu emeğe katkı sağlayacak herkes çıksın. Gün bugün. Niye gün bugün? Şimdi Sayın Murat Ağacaba, yani konuyu fazla şey yapmadan, uzatmadan, çünkü insanlara da çok beklettik. Benim bir reçetem var ya.
Yani bu Ankara Gücü ile ilgili. Şimdi Sayın Murat Acaba ne dedi? Dedi ki ben 35 milyon TL ile Ankara Gücü'ne talibim. Bakın Ankara Gücü, önce şunu bir noktaya koyalım. Ankara Gücü kimsenin babasının malı değil. Ankara Gücü satlık da değil. Yani Ankara Gücü Ankara'nın, bütün taraftarın, herkesin malı. Bu ne Mehmet Diner'in malı, ne Murat Acaba'nın malı, ne Metin Akgüz'ün, ne de bir başkasının, Ankaralı'nın malı. Önce bu noktayı bir koyalım. Şimdi 35 milyon lirayla geleceğim. Ben bu 35 milyon lirayı kardeşim size vereceğim. Şimdi başkan ne yaptı? Dedi ki tamam, 35 milyon lirayı veriyorsan ben istifa ediyorum. Ya bu işin şekli böyle olmamalıydı. Niye? İki insanın birbiriyle ilgili, çok rahat konuşabilecekleriyle ilgili kalkıp bu işleri bu duruma sokmamaları lazım. Benim kendi görüşümü söylüyorum. Yani Ankara Gücü için biz bir çaba gösterecek, bir mücadele vereceksek, ki Sayın Murat Acaba yanında iş adamlarının olduğunu da söylüyor, mutlak ki bu arkadaşlar da Ankaralı iş adamlarıdır veya başka yerdedir. Yani bu zamana kadar bunların daha önceden gelmesi lazımdı diye düşünüyorum ben. Yani bir Murat Acaba'nın söylemesiyle değil veya bir Mehmet Yiğner'in söylemesiyle de değil. Şimdi bu yönetim hiçbir çaba göstermiyor, hiçbir iş yapmıyor gibi görünüyor. Ya son 15 gün içerisinde bir 7 milyon lira gibi bir kaynak bu kulübe aktarıldı. Şimdi bizim evin perdesi yok. Bizim camlar açık. Herkes bizi seyrediyor, görüyor Ankara Gücü'nü. Bir de kavga evinden kız almak zordur. Bakın, kavga evinden kız almak zordur. Yani kavga ederek kız alsınız. Siz şimdi yani bir şeyleri, bunlar hani temsili olsun diye söylüyorum. Şimdi bunu da illaki bir yerlere bir şey yapan bir grubumuz var. Bakın bunlar olması gereken şeyler. Biz eğer 35 milyon lira parayla geliyoruz diyorsanız, ki en son Sayın Acaba açıkladı bunu. Dedi ki ya bu 35 milyon sadece benim param değil dedi. İş adamlarından toplayacağım dedi. Doğru, bakın her şeyin bir yolu var, her şeyin bir orta yolu ama var. Ama işte örnek göstereyim, bu iş adamlarını ben öğrenmek isterim. Kimler? Şimdi, Siz onunla ilgili duyum aldınız mı? Sayın Mehmet Diner, Murat Acaba'yı aradığını fakat Murat Acaba'nın kendisinin telefonunu açmadığını söyledi. Olabilir. Yakın zamanda mı bu? Yakın zamanda. Olabilir. Sayın Murat Acaba da ben onun telefonuna niye çıkın diyor. Çünkü o dönemde görüştüğümüzde. Bu iş böyle olmaz. Bu istifadan önceki bir olay herhalde. Tabii. Yani, bu iş böyle olmaz. Yani bu zaten, şimdi istifa kararı zaten bakın belli, takım oynamıyor. Yani bir el var. Ha, sen yöneticisin, sen bunu yapmak zorundasın, oynatmak zorundasın o takımı. Ne yapacaksın? Parasını bulacaksın, parasını yatıracaksın, transfer gerekiyorsa transferini açacaksın. Yapamadığın yerde de durdun mu durdun, gereğini yapacaksın. Gereğini ne yaptık? Dedik ki 35 milyon lirayla gelen arkadaşımız var. Bizim arkadaşımız diyor ki ya başkan tamamen istifa etsin, yönetim kurulu tamamen istifa etsin, biz de gelelim yönetelim. Bunun şekli bu değil. Ya bir hukuk var, kanun var. Bunun ona göre bir yürüyüşü var. Yani biz ona göre ne yaptı? Başkan istifasını yönetim kuruluna sundu. Şimdi ben bunlara da geçiyorum, hepsini geçiyorum. Sayın Murat Acaba, Sayın Mehmet Diner'e de çağrı yapıyorum buradan. 35 milyon lira değil. Ankara Gücü, eğer Ankara Gücü'nü düşünüyorlarsa, ya biz Ankara Gücü'nün bu halinden memnun değiliz ki biliyorum ikisi de memnun değil. Memnun değiliz diyorlarsa yapılacak çok basit bir iş var. Nedir bu iş? Bir icra kurulu kurulur. Murat Acaba'nın ekibi kimse onları bilinir. İki tane oradan, iki tane buradan mevcut yönetimden insanlar bulunur. Önce şu kavga bırakılır. Ankara Gücü düşünülür. Önce Ankara Gücü'nü düşünecekler. Şimdi ben iki tarafta da değilim Metin'le. Olaya şeyden... İstersen bir bitireyim. Tamam. Anla, ona göre söyle. Bu öyle değil. Ne yapar? Ankara Gücü'nün şu anda neye ihtiyacı var? Ankara Gücü'nün şu anda transferlerin açılması, futbolcuların oynayabilmesi için Ankara Gücü'nün bir 15 milyon lira ihtiyacı var. Bir 15 milyon lira ihtiyacı var. Bu... Sayın Murat Acaba tarafından ne diyor? Ya biz bu parayı vereceğiz, bu para da gidecek. Paranın kontrolü de o kurulan icra kurulunda olsun. Para hiçbir yere verilmesin. Yapılacak ödemeler, bakın yapılacak ödemeler, çek mi yazacaklar? Çek yazsınlar, Ankara Gücü Spor Kulübü'nün üzerinden geçsin. Bu dönem atlatılsın.
Zaten o parayı verecekse dönecek ondan sonra. Zaten hibe edeceğim diyor ben parayı. Bağış olarak vereceğim diyor. O zaman da bu Ankara Gücü Yönetimi de buna gereğini yapsın. Başkan bugün bir açıklamasını okudum, size yaptı herhalde. O açıklamada ne diyor? Tek aday Murat Ağcabağ'ı çıkaralım. Çıkaralım. Yani Murat Ağcabağ da bizim topraklarımızın insanı. Şimdi burada Murat Ağcabağ biz bunu yapıyor da biz buna engel oluyoruz görüntüsü vermeyelim. Murat Ağcabağ'ı da yıpratmayalım, Mehmet Yiner'i de yıpratmayalım. İkisini yıpratmadığımız yerde, ikisi de bir olsun, biz Ankara Gücü'nü yıpratmayalım. Bu çağrı yapılıyor, daha önce de yapıldı. Eğer varsa, ya ben şimdi şöyle, ben Ankara Güçlüyüm. Benim gücüm nispetinde varım. Ama şimdi birisi, ya bende para var. Birisi çıkıyor diyor ki, ya bende para var. Ben Ankara Gücü için kurtaracağım Ankara Gücü'nü. Ben Ankara Gücü'nü şampiyon yapacağım. Dün akşam da söyledi işte Erman Toroğlu'nda. Ben Ankara Gücü'nü kurtaracağım. Ben Ankara Gücü'nü şampiyon yapacağım. Hangi Ankara Güçlü istemez bunu? Biraz geriye dönelim. Murat Ağcabağ yönetim kurulu toplantılarında böyle bir isteği, böyle bir niyeti, böyle bir şey olduğunu hiç yönetim kurulunda paylaşmış mı? Yani çünkü şeyden dolayı söylüyorum. Süreç çok kısıtlı bir sürecimiz var. 10 gün var. 10 günde yönetim kongre kararı alsa kongre yetişmez. Bir aylık bir süreç var. Sonra TÜSİT'teki nereden çıktığı belli olmayan, yeni eklenmiş bazı maddeler var. Yani misal %5 kotası kalkmıştı bu kulüpte. %5 niye geldi? Şimdi bir daha onun için TÜSİT değişikliği gerekecek. Yok, onlar şimdi genel kurulda vardı. Zaten şöyle... Son genel kurulda eklendi. Son genel kurulda eklendi. Zaten o genel kurulda sen de vardı. Vardım, ben de ama vardım. İşte niye eklendiği ile ilgili bir şeyim yok. Birileri TÜSİT değişikliğini okudu. Birileri ne olduğunu ben de dahil anlamadan, benim akrabalarım dahil ele anlamadan el kaldırdı, onay verdi ve geçti. Ama niye nedenini ben hala anlamış değilim. Şimdi şeye geleyim. Bunlar olmuş bitmişler. Bir çözüm aranıyor. Ama şimdi çözüm şunu da söyleyeyim ben Bülent'ciğim. Şimdi mesela %5 barajı diyorsun. Bizim 1000 tane delegemiz var. Bugün 1000 tane delegenin işte %5'i ne yapar? 50 tane delege. Biz şimdi en son bu temsil üyeliklerden geçen arkadaşları falan biz daim delege yaptık. 7-8 kişi temsil üyeli arkadaşlarımız vardı. Onları da daim üyeliğe aldık. Bu arada üyeliğin aidatını da düşürdük. Düşürdüğümüz için de bu arkadaşları davet ettik. Geldiler onlar da daim üye oldular. Kaç para olduğuna şimdi dair. 2000 lira. 2250 lira. 250 lirası aidat. Şimdi şu anda zaten bir 30 kişilik baktığın zaman onları yaptıktan sonra bir 30 kişilik var. Eğer öyle bir şey varsa üye yapacak yani yönetime girecek. Ya biz işte nasıl olacak diyen arkadaşlar varsa da zaten şu anda da yapılabilir onlar. Onlar ama üyede olabilir. Bak 30 ya bu şey değil. Şimdi biz bak buraya takılmayalım. Eğer gerçekten bak gene söylüyorum. Eğer Metin Akdüz de desteklemezse Ankara Güçlü olarak ona da yazıklar olsun. Bak bunu net söylüyorum. Parası var. Bu arkadaş gelecek. Ben bunu yapacağım diyecek. Metin Akdüz de desteklemiyorsa Ankara Güçlüyüm deyip de ona da yazıklar olsun. Öyle bir dünya yok. Biz Ankara Güçlüyüz. Biz Ankara Gücü'nü bir adım öne götürecek herkesin yanında dururuz. Kim çivinin üstüne çivi çaktı, onunla da beraber yürürüz. Bize şimdi diyorlar ki işte siyasetin bilmem neyi oldu, bilmem neyi oldu. Ya bakın Aylin Nazlı Aka, Aylin Nazlı Aka'nın bu kulübe faydasını herkes biliyor. E şimdi nereli? CHP'li. E Erkan Haberal, MHP'li faydasını biliyor. E Emrullah İşler zamanında AK Partili. E şimdi AK Parti il başkan yardımcısı, il başkanı Hakan tanıdığımız insan, arkadaşımız. E şimdi Turgut Altınok, işte tekrar Keçiören'den aday. Şimdi Turgut Altınok bizim eski dostumuz, arkadaşımız. E Mansur Yavaş da öyle. Şimdi bizim tanımadığımız bir Haseki vardı, şimdi yavaş yavaş onu da tanıyoruz. Bakın stadın açılışıyla ilgili, yani bir şeyler yaptı. Bizim her türlü siyasetçi tanıdığımız insanlar, Ankara Güçlü olan insanlar var. Biz bunu şucu bucu diye ayırmıyoruz ki. Ama şimdi Metin Baş, sizi ayrı tutuyor. Mehmet Başkan bunu yapmadı. MHP ile AKP tamam ama örnek gösteriyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kupayı aldı. Cumhurbaşkanı adayına götürdü. Orada başka bir Cumhurbaşkanı adayı daha vardı. Ben niye ona götürmedi demiyorum. Niye ona götürdü diyor. Şimdi şöyle ve söyleyeyim. Bunun için de televizyon Bursa TV'deki programı izliyorum. Randevu almak için özel bir çaba var. Menajerler devreye sokuluyor. Daha üstten şey ayarlanmaya çalışıyor. Bu çok büyük bir olaymış gibi gösteriliyor. Ama siyasete Ankara Gücü bulaştıysa bunda şu anda ben Murat Ağcabağ tarafında taraftarı da hatta gazetecileri de sorumlu bulamam. Yani Mehmet Başkan yaptı bu işi.
Şimdi herkesin bir siyasi görüşü vardır. Eyvallah, ben zaten... Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın o dönemde gerçekten Ankara Gücü'ne büyük katkısı oldu. Kim ne derse desin. Ama Ankara Gücü'ne katkısı olduğu yerde şimdi konu farklı yerlere gittiği için söyleyeyim. Mesela İsmail Kartal'ın gelmesi, işte İstanbul ekibi tabir ettiğimiz arkadaşlarla beraber işte Cumhur Reisimiz tarafından gelindi. Bize söylenenler bunlar. Bildiğimiz de bu. Ne oldu? Biz Sayın İsmail Kartal'la işte çalıştık, bir şampiyonluk yaşadık ve Süper Lig'e çıktık. Şimdi ben İsmail Hoca'yla ilgili bir şey söylemem. Niye söylemem? İki şeyine şahit oldum. Bir, çok iyi, dürüst, karakterli bir insan olduğuna şahit oldum. Ben de aynı fikirdeyim. Ama en son yapılan açıklamalarda ya bunu bu hoca nasıl yaptı diye de kendime sordum. Çünkü adaletli olmak lazım. Yani Sezar'ın hakkı Sezar'a. Şimdi nasıl ki ben gelmişim, ne diyorum? Ben diyorum ki ya ben 6 senedir Mehmet Yiner'le burada bu işleri yapıyoruz. Mehmet Yiner'in verdiği mücadeleyi biliyorum. Çünkü beraber veriyoruz o mücadeleyi. Yani şimdi Mehmet Yiner de bıraksa gitse, şimdi birilerinin yaptığı gibi, yani çok affır, kafeste bir tane kuş var. Diyorlar ki ya o kuş çıksın biz girelim. Ya şimdi böyle bir şey yok. Biz Mehmet Yiner'i buraya getirdiğimizde o dönemde ne dedik? Bize dedik bir deli lazım. Bunu söyleyen bendim. Biz o deliyi bulduk dedik. Ama şimdi bir Murat Acaba demiyorum bakın. Keşke ki 8-10 kişi çıksa, herkes birleşse. Yani biz kendi şahsıma koltuk meraklısı değilim. Arkadaşlar işte yazıyor oradan, Twitter'dan, şuradan buradan. İşte hakarete karşıyım. Bakın hakarete karşıyım. Tanımayanlar troll hesaplardan yazmayacaklar. Beni tanımayıp bilmedikleri yerden yazmayacaklar. Yazmayacaklar. Niye? Benim telefonum açık net, herkeste var. Ararlar, sorarlar. Eğer bir yer varsa. Şimdi Mehmet Yiner, Murat Acaba. Şimdi Murat Acaba zaten, Murat bizim yönetimimizde aynı kaptan yemek yedik. Aynı kaptan yemek yedik. Mehmet Yiner de keza öyle. Şimdi biz dostlarımızla, arkadaşlarımızla bir yola çıktık. Diyorum ya, biz bir kader birliği yaptık. Ya bunun içerisinde bu sancak yarışı, illaki iyisi varsa teslim edeceksin kardeşim. Yapamıyorsan teslim edeceksin. Edeceksin. Ama sen yapmak için mücadele veriyorsun. Bu mücadelenin içerisinde kendi içinden de bir şekilde işte bir insanlar çıkabiliyor. Bunu Mehmet Yiner daha önce şoförler odasında da yaşadı. Şimdi birileri çıkabiliyor. İlla ki çıkacak. Diyoruz ya, bura kimsenin babasının malı değil. İlla ki birileri gelecek. Ama şekli şemali neyse, ya etik olan neyse, ona göre gelirse daha yakışık alır diye düşünüyorum ben. Anladığım kadarıyla ikili bir araya gelmediği sürece bu krizin çözülemeyeceğini söylüyorsunuz herhalde. Bakın, yani bugünden geci yok. Bugünden geci yok. Mutlak ki mutlak. Bak diyorum ki reçete belli. Bir araya gelecek. Murat Acaba eğer bugün, işte dün söylüyordu herhalde, bugün topçuların parası yattı mı yatmadı mı bilmiyorum. Ben bir takım işte futbolcuların parası yatırılacak diye. Bunun şekli yatırılacaksa da veya yatırıldıysa da bu oturulur. Neyle oturulur? Murat Acaba ekibi, Mehmet Yiner ekibi. Mehmet Yiner zaten ne diyor? Diyor ki sen verdin mi kardeşim, ben sana teslim edeceğim bu. Hiç kayıtsız şartsız. Bak kayıtsız şartsız. Ama sen bunları yapmazsan senin inandırıcılığın olmuyor. Şimdi Mehmet Yiner'in inandırıcılığı yok. Niye yok? Diyorlar ki ya şartlı istifa mı olur? Hiç böyle bir tarihte böyle bir istifa gördünüz mü? Doğru, görmedik. Görmedik. Mehmet Yiner'in belki ona kadar istifa etme gibi bir düşüncesi bile yoktu. Parayı nereden bulurum diye bir mücadelenin içerisinde. İşte Sayın ÖSAS Eki Bakan dün gene beraberdiler. Sayın Kasapoğlu'yla beraberdiler. İşte stadın açılışıyla ilgili. Yani bir şeyler düzgün giderken bizim bir şeyleri karıştırmamız. Kim karıştırdı? Biz kendimiz. Kendi camiamız. Kendi içimizdeki insanlar karıştırdı. Bizler karıştırdık. Suçu kimse de aramayalım. Peki bu ikili bir araya gelmezse Sayın Başkan ne düşünüyor kalan 10 günde? Sürede daraldı. Vallahi şu anda harıl harıl çalıştığını biliyorum. Yani olalım olmayalım. Tabii Ankara Gücü, bakın şimdi. Ahmet, ben Mehmet Yiner'i Ankara Gücü'ne, biz Mehmet Yiner'i getirirken, Mehmet Yiner geldiğinde, ya Mehmet Yiner'in Ankara Gücü'yle ilgili aklında hiçbir düşünce yokken, evet. Bakın hiçbir düşünce yokken
Biz Mehmet Diner'in kapısına gittik. Dedik ki bakın bizim Ankara Gücü böyle böyle ihtiyacımız var. Bize para lazım. Ümit Kurt meselesi. Evet. Şimdi Mehmet Diner'in hiç alakası yokken bu kulübe, ya işin açıkçası biz o zaman Mehmet Diner'le bir de hasımdık be kardeşim. O haldeyken Mehmet Diner bu Ankara Gücü'ne 106 milyar lira para Ümit Kurt'u kurtaralım diye verdi. Emre Taşdemir. Emre Taşdemir olayında bakın Emre'yi bütün herkes istiyordu. Atilla ölmedi. Atilla. Diğer kanaldan yayına geçtik. Şimdi ikinci bölümüne geçelim. Metin abi şimdi durum şeyde kalmıştık yayının ilk bölümünde. Mehmet Başkan'ın Ankara Gücü Başkanı olmadan önce sizin ve Atilla Süslü'nün başkanlığı döneminde kulübe yaptığı yardımlardan bahsetmiştik. Emre Taşdemir'in parasından bahsetmiştik ödemesinden. Evet. Şimdi oradan devam edelim. Mehmet Başkan bu yardımları yaptı. Herkes biliyor. Ankara Gücü camiasının Mehmet Başkan'ın zaten bu konuda bir vefasızlık yapmaması lazım. Gerçekten zor durumdaydı Ankara Gücü. Kimse sahip çıkmıyordu. Mehmet Başkan öyle böyle siyaseti kullanarak, kendi gücünü kullanarak, kendi ilişkilerini kullanarak Ankara Gücü'ne büyük bir başarı imza attırdı. Şimdi burada şans denir, ligin kalitesi denir, 40 tane bahane uydurulur ama neticede sahip çıktı ve başarıya ulaştırdı. Bunun altının üstüne çok da fazla bakmaya gerek yok. Ama çıktığı lig Süper Lig'di ve Süper Lig'in kendine göre bir kuralları vardı. Kalıcı olmak istiyordu Ankara Gücü. Ama aslında ilk kırılma Mehmet Başkan'ı şampiyonluğa götürürken Melih Gökçe'nin Ankara Gücü'ne bir başkan önermesiyle sanırım patladı. Ardından Mehmet Başkan da kulübü denize düşen yılana sarılır misali bir menajer ağına teslim etti. Doğru mu düşünüyorum? Ya şimdi o dönemlerde tabii yani Ankara'da bir Melih Gökçek gerçeği vardı. Şimdi Ankara güçler daha iyi bilir. Ben şimdi o yarıda kaldı. Ben şimdi diyorum ya o 33 kişilik kongrede oraya gelen insanların beni yargılama hakkı var. Yeri gelirse laf söyleme hakkı da var. Çünkü bilmeden yorum yapıp, çünkü şu aradaki boşlukta biz bazı şeyleri de görüyoruz. İşte bırak sadede gel, neyin sadedini bekliyorlar? Veya 104 trilyon ne oldu diye sorular var. Şimdi o soruların hepsini görüyorum ben de. Şimdi bunların ne olduğunu çok açık bir şekilde ifade edilir, söylenir. Sadece gelmeden 30 milyon lira yani Süper Lig'e çıkmadan sen 30 milyon lira gibi bir rakam eski yöneticilere ödemişsin. Şimdi mevzu bahis o değil. Niye mevzu bahis o değil? Bakın Murat Bey dün akşam ne güzel söyledi. Arkadaşlar bunu iyi dinlesinler. Evet. Dedi ki ben yönetime gelirsem ben dedi bütün dosyaları didik didik inceleyeceğim. İnan ki ben de isterim. Bak inan ki ben de isterim. Şimdi burada farklı bir boyutlarda, farklı işlerde yapılan şeyler var. Doğru mu? Doğru. Bunu başkan da söylüyor. Bunu ben de söylüyorum. Bunu Murat Ağcabağ da söylüyor. Herkes söylüyor. Ama şimdi gerçek olan bir şey var ortada. Biz dünü değil, bugünü konuşuyoruz. Biz bugüne bakmamız lazım. Bakın önümüzde yani fazla bir süreç yok. Ha biz son günde, son 5 dakika kala da transfer açtık. Ama görüşülen, konuşulan topçular var. Bu Mehmet Diner tarafında da var. Bizim tarafımızda da var. Ama Murat Ağcabağ tarafında da var. İşte akşam hocayla ilgili tekrar İsmail Kartal'la ilgili bir teveccüh olduğunu söyledi. Evet. Yani şimdi Ankara Gücü'nün şu anda devam eden, yeni gelen bir hocası da var. Şimdi Bayram Hoca'yla ilgili söylediler. Ya Bayram Hoca niye geldi gitti? Bayram Hoca bilmiyor muydu Ankara Gücü'nün durumunu? Her şeyini biliyordu. Yani bunlar aslında çok farklı şeyler. Bazı şeyleri konuştuğunuz zaman bazı şeylere yani bam teline dokunur arkadaşların. Ya bam teline dokunur da şimdi. Bak, ben Mehmet Başkan'ın şöyle bir hatalı tarafı vardır. Mehmet Başkan'ı öyle başkan adayı çıkacak televizyonda laf söyleyecek. Mehmet Başkan sus pus dinleyecek. Menajer bağlanacak Bursa TV'deki Ankara Gücü tarihinde Sami Altunyuvan'ın başkanlığındaki utandığım kadar o programı izlerken utandım. Çok net söylüyorum. Gerçekten Ankara Gücü'ne hiç yakışmayan bir programdı. Mehmet Başkan'ın tavrı da, menajerlerin tavrı da, Murat Ağcabağ'ın tavrı da hiçbir şekilde Ankara Gücü'ne yakışmayan bir programdı. Orada Mehmet Başkan'ın atarlı yanı orada yapmadı. Sonra hoca istifa etti gitti. Hoca ile ilgili söylediği sözler de benim elimden etmedi. Ben olayın ne olduğunu biliyorum ama Mehmet Başkan hiç o toplara girmedi. Onlardan hiç bahsetmedi mesela.
İşte diyorum ya, bazılarının bant teline dokunuyor. E dokunalım abi, o zaman onlar da Mehmet Yiğner, yani bak, şimdi. Bak şimdi ben ne Mehmet Yiğner'in avukatıyım, ne de bir şeyim. Ben gerçek bildiğimi söylerim. Nasıl söylerim? Şimdi Mehmet Yiğner 5 saatlik bir program yaptı. Kesintisiz 5 saat sürdü o evet. program. Ve o programın içeriğine baktığın zaman nereden geldi, nereye gitti? Ve Ankara gücüyle ilgili bütün çamaşırlar zaten oradan döküldü. Ya bir menajer düşünün ki artık nasıl şeyse işte seni reiste kim görüştürdü diye sorabiliyor. Heh, bakın. Utandım. Müsaade buyur. Şimdi biz tamam biz Cumhur Reisimize teşekkür ediyoruz. Acaba Cumhur Reisimizin bunların yaptıklarından haberi var mı? Şimdi bunlar diyecekler ki biz ne yapmışız? Ben açıkça söyleyeyim ya bir Bifuma olayı ya işte Bifuma yaşıyoruz bugün. Bifuma 350 bin euroya oynuyordu değil mi Sivas'ta? Evet. Bursa Spor kaç para verdi? 600 bin euro vermedi. 600 bin euro istediler. Bursa Spor vermedi. Bize kaç paraya geldi? 1 milyon 335 bin euro. Anladın mı? Bir Kone'yi düşünün. Zaten işler oradan patladı. Ben çünkü niye? İsmail Kartal'ı bakın biz tribün tribün gezdik. Gecekondu'ya gittik. Sağ olsun Ali İmdat, Koray abi işte ikizleri hepsi ağırladı hocayı. Geldik maraton tribününe gittik. İhsan, Vural, Çetin, Uğur ağırladı. Bekar evine gittik. Ben de vardım. İşte Cem'di. Bütün herkes ağırladı. Sen de oradaydın. İşte Levent o zaman cezaevine girmemişti. Allah kurtarsın. Onlar hepsi oradaydı. E sol kapalıya gittik Ramazan'a. Oradan çıktık hocayla beraber gittik işte sağ kapalı Murat falan. Biz bu ziyaretleri yaptığımızda bizim hocamız şunu, bak bunu Mehmet Diner'le beraber yaşadığım için söylüyorum. Hangi maçtı söylemeyeceğim. Bir maç öncesi, aynen İsmail Kartal'ın söylediğini söylüyorum. Dedi ki, ya başkanım dedi, ben dedi Ankara gücünü bu yükün altına sokmam. Bir topçu önerdiler. Bu topçunun işte 1 milyon 200 bin euro olduğunu, 3 milyon 600 bin euroluk 3 yıl sözleşme olmazsa olmaz, bu bize yaramaz, bunu almayalım dediğini ben biliyorum. Dedim ki bakın hoca mükemmel, helal olsun dedi. Bak hoca mükemmel adam. Ama en son Sivas maçında bir açıklama yaptı. Yönetimle ilgili veya bir başkalarıyla ilgili. Çerçi olayında, bakın Alexio Çerçi olayında, Çerçi bize 3 yıllığına dediler ki başkan o zaman Antalya'daydı. Dediler ki 3 yıllık sözleşme olacak, 3 yıllık sözleşme olacak. Biz dedik ki ya doktor raporları gelsin. Çerçi'nin doktor raporları geldi. 1 yıl oynar veya işte 1 maç oynar veya 40 tane maç oynar ama bunun garantisi yok. Şimdi Çerçi 1 milyon 100 bin euroya imza attı. 3 yıl garanti para oluyor bu. 3 milyon 300 bin euro. Bugün hesapladığın zaman 20 milyon lira gibi bir rakama tekabül ediyor bir Çerçi'de. Biz buna karşı çıktık. Hocaya da söylendi. Hoca işte şöyle bir yıl olsun, bir yıl olsun. Ya ondan sonra gelip de ya dostlarımızı küstürmeyelim, 3 yıl olsun demek olmadı. Olmadı, burada olmadı. Onunla bir anda kesişti, bitti. Niye? Bakay Kone. Şimdi Bifuma. Şimdi DJ. Yani çok farklı şeyler. Şimdi ben o transfer komitesinin içerisinde yoktum. Bakın, o transfer komitesinin içerisinde olan arkadaşlar belli. Sayın Murat Acaba da vardı. Şimdi yok derler. Bütün hepsi kaşı beyaz işte fatura matura meselesi çıktı ya hakikaten ondan Murat Bey'in haberi yok. Yani niye bir şeylerden şimdi bak şimdi. Bak şimdi. Oradan çıkıyor işte yönetici, işte menajer bilmem ne. E kaşı beyaz da yapılıyor bunlar. Tamam yapılsın eyvallah. Çünkü niye? Bizim yöneticimiz bizim de vardı mekanımız. Biz de orada takımımıza yemek veriyorduk. Şimdi Ertan Şahin'in var yeri yemeğini veriyor. Bu, vereceksin. Sen yöneticisin. İdarecisin. Vereceksin. Olur. Ne olur? 3 tane para almasın. Belki bir tanesinden ortakların vardır. Alırsın. Bu da problem değil. Ama biz düşünün ki camianın içerisinde biz birbirimizi böyle yıprattık. Tamam Mehmet'in abi. Sen şimdi yönetimde değil, yönetimdesin ama o konu icra komitesinde, transfer komitesinde değil. Konuya şey yap. Ben şimdi Ahmet'e mi dönüp, Ahmet Bifuma'ya bu kadar sözleşmeyi niye imzaladın diyeyim.
Ahmet niye Konya'ya bu kadar rakam imzaladı? Teknik heyetin, bak teknik heyetin bize verdiği doğrultu üzerine biz imzaladık. Bakın Ankaragücü yönetiminin, gene söylüyorum, teknik heyetin bize verdiği, biz bu topçu istiyoruz, bu da uygundur dediğini imzaladık biz. Ama rakamlar da astronomik işte. Yani astronomik, işte onu İstanbul'daki arkadaşlarla hocam cevaplayacak. O benim üzerimde değil. Çünkü niye? Ben takımını kurmakla mükellefim. Ben yönetici idareciyim. Hoca ister takımı kurarım. Ha pahalı gelir. Pahalı gelir dediğin doğru. Orada bir hata mı? Hata. Hata. Şimdi biz bunları bütün yöneticiler olarak görseydik belki biz bu hatanın önüne geçerdik. Sonra suç o zaman yine Mehmet Başkan'a kalıyor. Çünkü yönetimle beraber yapmamış birkaç tane kişiyle beraber takım. Ya birkaç tane evet, kişi dediğim bugün yani bak, bak yok yok şöyle söyleyeyim. Zaten içimizde zaten yönetici olan arkadaşlarla yapılıyor bu. Ama işte komple yönetici. Ama şu var için. Mesela ne diyorlar? Diyorlar ki biz sizin aldığınız topçunun sponsorluğunu biz bulacağız. Nedir bu? İşte Ankaragücü'ne o gün başkan kendisi de söyledi. 3 yıllık sözleşme diyorsunuz. 50 milyon lira para gelecek. Getirin 50 milyon lira imzalayayım. Yani bir yerde şimdi menajer kumpası var. Var da şimdi Metin abi nasıl söyleyeyim? Bu menajerlerin hepsi sadece bu ekip için söylemiyorum. Ellerindeki futbolcuları kulüplere, özellikle de Süper Lig kulüplerine satmak isterler. Evet. Bağlantılarını iyi kurarlarsa bütün futbolcularını o kulüplere satmak isterler. Bunun daha ben bir ton örneğini biliyorum. Mersin İdman Yurdu'nun çalıştığı menajeri, Eskişehir Spor'u, hatta geçen yıllarda Gençler Birliği'ni aynı menajer ağa bir şekilde kulüpleri bak, kıskaca alır, biz, futbolcuları satar. Ben burada sponsor bulacağım sana, der, yardımcı olacağım der, ayarlayacağım der. Sana net bir şey söyleyeyim mi? Şimdi biz hep Ankaragücü'nü kendi şahsım, siyasetin üstünden tuttuğumuz için biz birileriyle kötü olunmasın diye demek ki he dedik. Ankaragücü o sıkıntıları yaşamasın diye. Ama o kişiler şu anda Ankaragücü'nü bu sıkıntıya soktular. Memleketin hali gibi yani. Ben. Evet darbe girişimi bunu kabul edebilirim ama bunun da zeminini hazırlayan Mehmet Başkan olmuş açıkçası. Yani şimdi Mehmet Başkan olarak bunu şey yapmayalım, bu eğer bir suç varsa bu yönetimin tamamındadır. Çünkü niye? Birilerinin çıkıp yani onurlu bir şekilde durması lazım. Ya hataysa hata yaptık kardeşim demesi lazım. Metin abi biraz günümüze gelin istiyorsanız. Bir dakika şu konuyu bir tamamlayayım da ben. Murat acaba yönetimdeyken bu istifa süreçleri şey olmadan önce Mehmet Başkan'a ben bu kulübe bu kadar kaynak bulurum sen bana yönetime devret diye bir yönetim kurullarında bir diyalog çıktı mı? Oldu mu? Hayır. Hayır. Yani sen kulübü bana devret, ben bu kadar kaynak bulurum. Ben duymadım. Ben duymadım. Yalnızca bakın ben o gün de söyledim, gene söylüyorum. Biz Ercan Bey'in odasında otururken Tuna Yılmaz, Ercan Soydaş, ben, Murat Ağcabağ vardı. Murat Ağcabağ dedi ki ya bana yetkiyi verin, ben bu finansal problemleri çözerim. Dedim ki Tuna, duydun, sen başkana söylersin. Tamam başkanım dedi, söylerim dedi. Ben döndüm Murat Ağcabağ'a. Dedim ki niye aracı kullanıyorsun, kendin niye söylemiyorsun? Yani yönetimdesin. Kendi söyledi söylemedi onu da bilmiyorum. Peki Ercan Soydaş ve Tuna Yılmaz bu işin neresindeler? Aynı dönemde beraber istifa ettiler. Şimdi Tuna Yılmaz'da fazla bir geçmişim yok. Ama Ercan Soydaş'ın bu kulübe faydası oldu. Eyvallah ben de yani merak şimdi, ettiğim için soruyorum. Şimdi ya kim ki her kim olursa ben şimdi kalkıp da şu insan kötüydü veya şu şunu yaptı deme lüksüm hayır, yok. Hayır öbür Murat Ağcabağ ekibiyle beraber hareket ettiği için istifa etti. Yoksa bu süreç artık hayır. Taşınacak. Şimdi o süreç zaten başkan onun açıklamasında yaptı. Şimdi Büyükşehir'den bir gelecek yardım vardı. Bu yardımı takip eden Ercan Bey'le Tuna Yılmaz vardı. Mustafa Tuna'yla konuşan. Ama bu yardımlar gelmeyince Mustafa Tuna'ya gidiliyor. Ercan Soydaş da Tuna Yılmaz. Efendim bu yardımlar gelmezse biz bunu getiremediğimiz için de istifa ediyoruz dediler. Ve o şekilde istifalarını verdiler. Yani istifanın nedeni, nedeni bu. Ağcabağ'ın ekibiyle beraber hareket ettiği için değil. Değil tamamen değil. Belediyeden kaynağı ya şimdi Ağcabağ'ın ekibi için. Bakın Ağcabağ'ın da belki de böyle bir şeyi yoktu. Yani şimdi Sayın Murat Ağcabağ arkasına bakmak lazım diye düşünüyorum ben. Ama ilgilendirmiyor şu anda. Bakın kim olursa olsun eğer Ankaragücü için bir çivi çakacaksa gene söylüyoruz. Diyoruz ki başımızın üzerinde yeri var.
Ama bunun olur şekli belli. Nedir belli? Ya ben ona küstüm, o ona küstü değil. Bir araya gelinsin, bak. Evet, bu teklifi bir daha açıklayalım. Bak, bir araya gelinsin. Bak, bir araya gelinsin. Bu işin reçetesini söylüyorum. Bu, ya bende para var. Ben işte arkadaşlarımla buldum. Ben şunu halledeceğim, bunu halledeceğim. Bugün işte gene söylemişti Sayın acaba. Bugün futbolcuların parasını yatırdı yatırmadı bilmiyorum. Onu da nasıl organize veya nasıl koordine edecek onu da bilmiyorum. Götürüp federasyona mı yatıracak, nasıl yapacak? Çünkü avukatta olan ihtarlar var. Ama harici federasyona gidenler var. Şimdi bunların hepsi bir şekilde ödendi. Şimdi ne kalmıştı bizde? Bir Bifuma kaldıydı, Fatih kaldıydı, Fatih halledildi. Şimdi Bifuma ile ilgili rakam yüksek. Şimdi ne olacak burada? Sayın Murat acaba kendi ekibiyle ekibini oluştursun. Hiç sıkıntı yok. Gene söylüyorum, bir 30 kişi kadar üyede yapabiliriz şu anda. Eğer hani aday gösterilecek veya işte yapılacak edilecek insanlar varsa Sayın acaba ne yapacak? Bir icra kurulu kurulacak hemen. Bak yani bir saat bile sonrası geç. Bak bir saat sonra bile geç. Niye? Önümüzde kısıtlı bir zaman var. Çok önemli bir Alanya maçı var. Bu kurulan icra heyeti üzerinden yetkilendirilecek. O icra heyetinin başkanı olsun Sayın Murat acaba. Onda da sıkıntı yok. Bu futbolcularla ilgili, transferle ilgili paraları yatırsın diyor ya, topçu bulduk şunlar bunlar. Onların üzerinden gidelim. Bakın onların üzerinden gidelim. Oradaki bütün topçularımızı tutalım, kendi içerimizdeki yerlisini, yabancısını, işte alacakları varsa da ödendi, kalanı varsa da onları ödeyelim. Ama getirip o parayı ortaya koymasın. Getirip Ankaragücü'nün kasasına da koymasın. Kendi kasasında dursun, çekle halletsin. İcra komitesini biz yetkilendirelim. Şu anki Ankaragücü yönetimi olarak. Yatırsınlar paraları, açalım transferi. Kuralım, çıkalım Alanya maçında, oynayalım. Zaten bunu Mehmet Diner bugün sizin işte kendi sana açıkladı bunu. Ne dedi? Bunu zaten şimdi bu şekilde girer inanmıyorsa. Yarın da gelir başkan olur, hibe ettim der. Hibe ettim der. İşteyse Ankaragücü'nün önü açılır. Ankaragücü'nün önünde kimse tıkamaz. Şimdi şu 6,5 milyon liraya yakın bir ödeme yapılmış yakın zamanda. Gelen mesajlardan soruyor. Bu 6,5 milyon lira herhalde krediyle ödendi. Hayır. Yöneticilerin bulduğu kaynakla. Yöneticilerin bulduğu kaynakla. Yani o şey değil. Yani dışarıdan gel, yani bizim kullandığımız krediden değil o. Çünkü o kredi şu anda zaten belli limitte. O dolmuş. Niye? Maç kazanamadığın için kullanamıyorsun. Eğer maç kazandığında veya beraberliğinde o krediye para gelseydi oradan girerdim. Bu o değil. Bu kaynak atıyorum işte Mehmet Diner otobüsünü satmış. Metin Akkuş taksisini satmış. Ki bizim öyle bir taksimiz maksimiz yok da. Veya işte kardeşine kredi çektirmiş gibi. Bu parayla futbolcunun alacakları mı ödendi? Tabii tabii. Keşke bu hamle biraz daha erken yapılsaydı. Yani şimdi giden bir Bifuma var. Bifuma'nın 1 milyon 600 bin euro alacağı gözüküyor. Ya şimdi ben şunu sorayım. Ben şimdi mesela Bifuma'yı hepimiz seyrettik değil mi? Ankaragücü'nde hepimiz seyrettik. Şimdi yani hoca o dönemde olsa da olur olmasa da olur diye bir hocamız vardı bizim. Şimdi Bifuma bir şekilde yani bir açılsın Bifuma gider, iki tane Bifuma gelir. Yani illa bir topçuya veya bir futbolcuya bağlanmak lazım değil burada. İşte veya açamıyorsan, transferi açamıyorsan Bifuma'ya vereceksin. Zaten gidiyor bu adam, oynamıyor. O parayla içeriği rahatlatırsın. Çünkü geçen sene biz PTT'de böyle olmadı mı? Evet. İçeriği rahatlatırsın, içerideki topçuların parasını ödersin. Biz şimdi o cihetten gidiliyor. Ama bu Sayın Murat Ağcabağ'ın eğer bu şekilde de ya tamam derse basit, bu ne Murat Ağcabağ ne Mehmet Diner'e, bu Ankaragücü'ne. Şimdi Murat Ağcabağ'la Mehmet Başkan görüşmüyor. Ama bu örnek gösteriyorum, Mehmet Başkan'la görüşmez ama sizle görüşüyordur. Ya da Osman Bey'le görüşür. Ya da başka bir yöneticiyle. Vallahi en son dönemde Murat acaba beni işte dayım rahmetli olduğunda gece aradı beni. Gece 12'de falan başsağlığı diledi. Benim en son görüştüğüm Murat acaba'la bu. İlla ki bizim içerimizde görüşen arkadaşlar var mı? Ya yani bu konuda aracı olmasalar için. Şimdi biz öyle böyle yayıncıyız. Bu yayını yapmak, insanların izlemesi benim açımdan keyif verici bir iş. Bursa TV açısından da öyle. TRT açısından da, dün Abağlan'ın Alspor açısından da öyle. Ama ben Ankaragücü'nün şu diyaloglarının bu kadar insanların gözünün önünde bağıra çağıra
Ankara Cumhur'un alınabilir de satılabilir bir meta olarak konuşulmasına rahatsızım. Ben de. Bunu zaten paylaştım, dün tweet de attım. En çok rahatsızlığımız o zaten. Bugün ait bir şey de değil, Cemal Aydın döneminde de benzerdi. Cemal Başkan da benzer açıklamalar yapardı. Şu kadar alacağım var, verin bırakayım falan derdi. Ama neticede konuşulan paraydı. Şimdi yine aynı yere geliyoruz. Ya inan ki şu anda Cemal Aydın bile bununla ilgili çalışıyordur, biliyor musun? Yani nasıl bir çözüm bulunsun diye. Çünkü ben Cemal Başkan'la da görüştüm. Yani şimdi biz herkesle görüşüyoruz. Niye? Çözüm noktası. Ya bu diretmeyle olmaz. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Bu ne Mehmet Diner tarafından ne de Murat Ağacan. Diretmeyle olmaz. Şimdi anlaşılmayan bir nokta var. İnsanların biraz bilgisini. Mehmet Başkan komple istifa etseydi de aslına bakarsanız bir çözüm değildi. Çünkü eğer böyle hemen bir para gelmeyecekse bir kongre süreci var, ardından bir kongre süreci daha var. İlk kongrede bir yönetim seçilecek, ardından bir de tüzük değişikliğine gidilip tüzükten üyeliklerin kotasının kaldırılarak üyelik yapılması var. Yani 1-2 aylık bir süreçten bahsediyoruz aslına bakarsınız. Şu anda acil çözüm gerekiyor. Bunu bir aylık süreç içerisinde iki kongreyi de bir arada yapabilirsin. Yani bir kongrede olağanüstü kongreye gittiğin zaman işte tüzük tadilatı varsa onu koyarsın. Çünkü buna genel kurul yetkili. İşte yönetimi seçersin. Bu bir kongrede de hallolur. Yani ikinci bir kongreye gitmeye gerek yok. Bu işte Gökçekler'in devraldığı kongredeki sıkıntılardan kaynaklı ben. İki kongre demiştim. Onlar da işte üyeliklerin açılması ve ardından üye yapılması. Bak şimdi Bülent, bizi kimse ilgilendirmiyor şu ara. Bak gene söylüyorum. Çok eğer Sayın Murat Ağacaba gerçekten ciddiyse inan bu iş bitti. Hayırlı olsun Murat Ağacaba başkanlık. Ama dediklerini yapsın. Görelim. Bak sıkıntı var. Komple biz istifa ettik. Ankara Gücü Yönetimi komple istifa etti. Murat Bey bu arada ararsa bak, telefonum açık, numaram var. Diyafonu açarım. Beraber konuşabiliriz tamam. Bu konuyu. Kendisi komple Ankara Gücü Yönetimi istifa etti. Çünkü Murat Bey de akşam şeyde Erman Toroğlu'nda ne dedi? Ya ben de biliyorum bunun sürecin böyle olmayacağını. İşte Mehmet Diner istifa etsin, kendi içerisinden bir başkan seçilsin, o başkan seçime götürsün gibi. Bu zaman o zaman değil. Ya bak diyoruz ki biz samimiyeti nerede göreceğiz? Bakın benim söylediğimde abes yok. Basit bir şey. Çok basit. Nedir? O icra komitesinin ekibin kimse burayla kurulur çünkü bir done alman lazım, bilgi alman lazım. O bilgiler verilir, onlar üzerinden transferler açılır, topçuların paraları yatar, bu iş yürür gider. Metin abi, Facebook'te yorumlara bakıyorum. Genel olarak ikilinin bir araya gelmesini istiyorlar. Yani, doğru, mantıklı. Siz aracı olur musunuz diye genelde söylüyorlar. İşte evet, kolay burada bakın, aslında. Bakın, ya daha büyüklerimiz var. Kim bakın, var? Daha büyüklerimiz var. Ya bu camianın büyük kısmı aslına bakarsanız, Mehmet Başkan'ın da katkılarıyla aslına bakarsanız camia özelliğini yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Yani Mehmet Başkan'a vefasız deniliyor. Mehmet Başkan'a vefa gösterilmiyor evet. Ama Mehmet Başkan da çok vefalı davranmadı. İnsanlara karşı, camiaya karşı pek vefalı davranmadı. Bunu sen sağladın. Mehmet Başkan'ın gayrısında siz sağladınız daha doğrusu olduğu kadarıyla. Şimdi camiada büyük kim var dediğin zaman ben bir kalıyorum. Ekip olmanın gereğini yapıyoruz biz. Bize böyle öğretildi. Bize böyle öğretildi. Ha haricinde her koyun kendi bacağından asılıyor. Şimdi gene söylüyorum. Ben ne Ali'nin ne Veli'nin avukatı değilim. Bak ben Ankara Gücü'yüm. Ben Ankara Gücü'nün avukatıyım. Arkadaşlar bana işte geçen bir yorum vardı. İşte biat ediyorsun. Kime? Yazmış altına işte Mehmet Diner'e. Ya ben Mehmet Diner'e niye biat edeyim? Ben Allah'a biat ederim. Ha, eğer bu konuyla ilgili de biat ediyorsam doğru Ankara Gücü'ne biat etmeye başladım şimdi. Ankara Gücü için ne gerekiyorsa bak. Gene söylüyorum. Bunu sadece ben söylemiyorum ki. Ankara Gücü'nü seven herkes söylüyor. Diyor ki Ankara Gücü aman şöyle olma. Bu serzenişler, bu çırpınışlar da bunun için. İnsanlar ileriyi görüyor. Bu açılmazsa diyor. E şimdi Mehmet Diner akşam buldu dedi ki ya ben 20 trilyon lirayı buldum. Bulsa da Murat Bey'e sözü söz. Ben konuştum kendisiyle. Bak, bulsa da Murat acaba sözü söz. Çünkü ben onunla konuştum buraya geldim. Tanıyan da bilir. Yani, ha
ya şöyle oldu, bizim para hiç olacak, bilmem ne olacak. İşte onun için ben diyorum ki bu icra komitesi kurulur, para sizin cebinizde dursun. Yapılacak, edilecek. Şimdi şu anda 35 milyon liraya da gerek yok. Bu yaklaşık bir 15 milyon lira gibi paraya tekabül ediyor. Transferin açılması, futbolcuların alınması. Bu şekilde de bu çok basit, çok kolay bir şey. Bunu da sizin kontrolünüzde olsun. Yani onların kontrolünde olsun. Ondan sonra zaten süreç başlar. O sürecin içerisinde hem takımımız çıkar aslanlar gibi oynar, hem de o kongre süreci devam eder. Ha ne olur biz de protokolde değil de gider tribünde izleriz. Murat Ağacaban dediği şekilde olmayacağını söylüyorsunuz. Sizin teklifiniz de bu şekilde. Bak benimki teklif değil. Ya olması gereken. Olması gereken. Ben teklif etmiyorum. Bak bu teklif değil. Evet. Ha bunu ben ne Mehmet Diner'le konuştum ne de bir başkasıyla konuştum. Ben şimdi sadece bugün burada söylüyorum. Diyorum ki, gene söylüyorum. Mutlak ki mutlak bir araya gelinmesi lazım. Bir araya gelindiğinde o komitenin kurulup kim varsa yönetiminde, bunun başkanı Murat Bey de olabilir. Kendini başkan yapsın. Şimdi ya Mehmet Diner'le bunlar zaten aynı şeydeydiler. Ya bugün konuşmazlar, bugün böyledir de. Yarın bu işler yoluna girdiği zaman sarılır öpüşürler. Ama şimdi birbirlerini yıpratmanın ne anlamı var? Çünkü onlar birbirlerini yıpratmıyor. Şu anda Ankara gücünü yıpratıyorlar. Yazık oluyor Ankara gücüne. Ankara gücüne yazık oluyor. O zaman biz Murat Ağacabağ'a ilk çağrımız, yani bu çağrı da demeyelim, hattımıza da değil. Sizin örnek gösteriyorum, aracı olup Mehmet Başkan'la Murat Ağacabağ'ı bir araya getirmeniz üzerine çözülecek bir konu haline gelmiş. Bunu yoksa televizyonlar üzerinden, gazeteler üzerinden, kesinlikle şeyle olmaz. Çözülecek bir kıvamı yok. Doğru. Ve süreç çok hızlı gelişiyor. Her Murat geçen salise bizim kötü... Şimdi bak. Ben bunun aynısını daha önce Cemal Aydın'ı oradan indirmeye çalışan Melih Gökçek için de söylemiştim. Evet, yönetimden memnun olabilirsiniz, başkan olmak isteyebilirsiniz. Bu başkanlıktan indirmek için gidersiniz, belediye gücünüz vardır Melih Gökçek'in evinin önünü kazarsınız. Mehmet Başkan'ı misal Ankesop'tan indirmeye çalışabilir. O siyasi gücü varsa. Ama şimdiki dönen işler sanki Ankara gücü üzerinden dönüyor. Ankara gücü hocası birden gidiyor. Parasını da aldığı söyleniyor hatta. Parasını alarak gittiği söyleniyor Bayram Hoca'nın. Neden yok? Geçerli bir neden yok. Galatasaray maçında futbolcuların %10 performans oynadığını açıkçası ben düşünmüyorum. Maçtan önce de oynamayacaklarını düşünüyordum. Şimdi olay yönetimi değiştirmek için kulübü, futbolcuları, hocayı veya camiayı kullanmanın da etik ve şık olmadığını düşünüyorum. Ve yine iki kişinin kavgası veya iki ekibin kavgasından olan Ankara gücün oluyor. Mehmet Başkan'a da sesleniyorum. Haddime değil belki. Murat Ağacabağ'a da sesleniyorum. Saat daha erken 6.30, saat 8'de gidin. Mehmet Başkan tarzıdır, ben geldim der, oturur da karşısına. Ya yapar. Bak şimdi Mehmet Diner Ankara Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı'nı yapıyor. Yani bir sivil toplum kuruluşu var orada, bir sivil toplum kuruluşu da burada var. Bu Ankara gücünün başkanı, kim ne olursa olsun. Bakın hiç kimsenin, ister ben bunu hani biraz şeyle söylüyorum da, bizim Çingen Kemal'imiz var. Bak ya Kemal'in Ankara gücü başkanı olduğunu düşün, saygı duymak zorundayız Ankara gücü başkanına. Mutlaka. Biz Kemal'e gene saygı duyuyoruz. Yani bunu mecazi anlamda söylüyorum. Çünkü ben Kemal'i yıllardır tanırım, severim. Şimdi aynısını Fatih Öney, işte Aydın Çalışkan. Yani eskilere baktığın zaman. Şimdi bunların içerisinde şimdi taraftarlık gruplarının işte vay şuyu var, vay buyu var. Ya işte bir Yaman'ımız var. İşte Haymanalı güçler var. Şimdi onlar diyor ki işte istifa diyor. Öbürü işte bilmem. Ya biz birbirimize düştük ya. Yapmasınlar ya. Bizi birbirimize düşürenlere kınıyorum. Açık net. Ben bir de bir video ile ilgili... Biz Ankara güçlüyüz. Camiayı birbirine düşürmeyecekler. Bir video ile ilgili de açıklama yapayım. Bu bilgiyi vermek zorundayım. Bu yayında vesile oldu. Mehmet Başkan'ın Ankara Gücü tribün liderleriyle buluşmasını tamamen ben kayıt altına aldım. Evet. Tek kamerada zaten, kurulu kamera benimdi. Orada bir diyalog oldu. Taraftarlar yeni statla ilgili beklentilerini, orada ne yapacaklarını bahsettiler. Mehmet Başkan da buna karşılık cevap verdi. Ama ben onu yayınlamaya Ankara Gücü'nü ayıp karşıladım. Ankara Gücü'nün mahremi de ben bunu yayınlamamam lazım dedim ve kestim o kısmı paylaşmadım.
gecesinde internette sadece Mehmet Başkan'ın verdiği cevap şeklinde bir video yayınlandı. Ya bu da beni rahatsız etti çünkü orada Mehmet Başkan değildi söyleyen. İlk başta öyle bir çağrı geldi Mehmet Başkan'a. Soru geldi. Soru geldi, ona cevap olarak verdi. Sorulan soruyu bak çok iyi hatırlıyorum. Sorulan soru aynen şuydu. Başkanım, Ankara Gücü bu yeni statta kurulacak olan yerlerin kafeteryaları, işte atıyorum otoparkıydı, işte işletmesi gereken yerleri Ankara Gücü Spor Kulübü üzerinden alın. Yani Ankara Gücü'ne bir gelir olsun. Bununla ilgili de biz içerisinde de işletelim, Ankara yapalım. Güçlü olan arkadaşlarımız, boşta gezen arkadaşlarımız var, şunlar bunlar. O çarpıtıldı. Yani onu birileri kullandı. Ya ama bunu, yazık yani. Bunu gazeteci olarak yayınlaması gereken benim, ben Ankara Gücü'ne yakışmaz deyip yayınlamıyorum. Ama o görüntüler yayınlanıyor ve kesilerek yayınlanıyor. Bu da gerçekten çok çirkindi. Bunu da söylemeden edemeyeceğim açıkçası. İçime dert oldu. Ya şimdi çünkü yukarıda Allah var. Bu her şeyi görüyor. Sen istediğin kadar namahren düşün veya bir şeylerin altında düşün. O her şeyi görüyor. Şimdi kritik bir Alanya maçı var. Eryaman'da oynanacak. Oyuncularla hiç konuşma fırsatınız oldu mu? Evet, alacaklarında ödendiğini söylediniz. Ne düşünüyorlar artık? Kritik bir süreç başlıyor. Kalan 16 maç. Ya şu anda şöyle söyleyeyim. Biz mesela yeni altyapıdan 7 tane çocuk çıkarttık yukarıya. Evet. İşte antrenman bugün başladı. Bugün biraz antrenmanda neşeli bir antrenman geçti. Önemli bu. Biraz tabii. Sonra yani antrenman neşeli geçti. Şimdi Elkebir olayı var. O hiç nasıl çözülecek? Elkebir, çözülecek mi ya da? Bana göre çözülmesi lazım gelen bir konu. Ama şimdi Elkebir'in, huyunu daha önce Gençler Birliği'nde oynadı. En iyi takip eden Bülent var. Yani yapısını biliyor. Sözleşme imzalamadan önce bunu yardım attı, evet. Hatırlarsınız. Ya da Arif abi de aradı beni. Aslında Elkabir'in kariyerine yeni bir başlangıç kattı Ankara hocam, onun farkında değil herhalde. Evet, şimdi Elkabir'in bugün gelirken bir iki tane de tweetini gördüm. Ya şimdi bazı şeyler hakikaten mahrem, yani söylenmiyor. Şimdi Elkabir'in durumuna bakıyorsun, topçu mu topçu. İyi topçu. Bak. Kimse bir şey söyleyemez. Ama topçuluktan ziyade biraz da karakter olacak. Biraz karakter olacak. Yani insan ekmek yediği tasa tekme vurmayacak. Tabii Galatasaray maçından önce bazı olaylar yaşandığı söyleniyor da pek bahsetmiyor. Son kısmı biraz doğru. Anlatın. Yani yumruklaşmaya gittiği ne kadar söyleniyor? Yani yöneticilerle sıkıntı yaşandığı söyleniyor. Hani ya şimdi ben hocayla da görüştüm. Yani Mustafa hocayla da görüştüm. Ben oteldeydim zaten. Takımın otobüse bindiğinde geldi, başkanım dedi, Elkabir ben gelmeyeceğim. Ben, çünkü Elkabir biz 18'e almış hocam. Oynatmasa bile odaya almış. Tabii. Yani diyor ki oyna, ben oynamayacağım. Niye oynamayacaksın? Oynamayacağım. Şimdi bir topçunun bu şekilde davranması doğru mu? Değil. Ha işte burada en büyük hata gene bizde ya. Hakikaten bizde ya. Biz gittik stada, soyunma odasına kadar geliyor, daha üstü başı hiçbir şey giyinmemiş yani normal sivil kıyafetleriyle. Taksiye biner giderken bizim yöneticimiz Ertan Şahin fotoğraf çekiyor. Evet. Fotoğraf çekiyor, geliyor Ertan Şahin'e, başkan ben seni çok seviyorum, Ertan'ın cebine elini atıyor, telefonu alacak. Ertan diyor ki ne yapıyorsun? Ertan'a saldırıyor, tekme vuruyor. Şimdi böyle şeyler yani olmaması lazım gelen şeyler. Şimdi çünkü biz Elkabir'le ondan sonra görüşmedik. Derdi sıkıntısı ne? Şimdi Elkabir'in Ankara Gücü'nden alacağı yok. Parasını almış. Hani parasını ödemezsin. Bir adamın parasını vermezsin. Dersin ki ya tamam. Sözleşmesini feshetme hakkı elde yok. Elinde yok. Yok. Elkabir yani sözleşmesini feshedemez. Şu anda elinde olan var mı? Sözleşmesini feshetti. Olan futbolcu var mı? Bifuma işte. Etti. O gitti zaten. O gitti. Yok şu anda yok. Yani geri kalan futbolcuların ödemeleri yapıldı. Tabii. Mevcut kadro korundu. Bunu söyleyebilir miyiz? Ya, iskelet korundu. Öyle transfer söyleyeyim. Transfer yasağına neden olan kimler var? Transfer yasağına, ya aslında transfer yasağında o kadar büyük bir rakam yok. Nedir fi? Yani baktığın zaman bir Murat Durer var bildiğim kadarıyla. O zaten o piyangodan çıktı. 11 sene sonra alacağını istedi. Düşün. Neyse en güzel şeyi yapmış şimdi, en azından. Şimdi 2 milyon lira gibi şu anda bir şey var. Fakat bizim en son bu vergi SSK geldi. Vergi SSK transfer yasağına neden olduğunu emin misin? Engel. Engel çünkü istiyor onu federasyon.
Yani o da 4,5 milyon lira. Yani şu anda bir 6,5 milyon liraya transfer yasağı açılıyor. Sadece onunla değil. Şimdi transferi açtın, top çalman lazım. Yani. Evet. Sezon başında daha çok para verildi sanırım transfer yasağını kaldırmak için. Daha 8 milyon lira para verildi. Yani devresi biraz daha cüzdü herhalde ona göre mi? Ya şimdi borçlar zaten düştü. Evet. Yani borçlar azaldığı için bunlar bu şekilde oluyor. Bu sene atlatılsın veya şu Şubat ayına gelinsin. Şubat ayına gelindiği zaman zaten Ankara Gücü nefesini alıyor. Mehmet abi, Metin abi. Şimdi ben sana normalde bu soruyu sormam lazım. 50 küsür milyon lira para gelmiş. 50 küsür milyon lira değil. Krediyle. 104 milyon lira. Şimdi krediyle gelen var. 20 milyon lira, 22 milyon lira bağış geldi Ankara Gücü'ne, yardım geldi deniliyor. 8 milyon lira yeni. Şimdi 104 federasyondan gelen 104 milyon lira bir para gelmiş. Evet. Bakıyorsunuz orada söyleniyor Bursa TV'de futbolcuların peşinatları hepsi devre arasına atıldı. Peşinat ödenmedi. Mehmet Başkan primler ödedik diyor, maç başları ödemesek dahi primler ödedik. Yani şimdi 100 küsür milyon lira nereye gitti diye bir soru geliyor karşımıza. Şimdi şeye kalıyorum. Ben Mehmet Başkan'ın ilk başkan olduğundaki cümlesini çok iyi hatırlıyorum. Şeffaf olacağız, şeffaf olacağız, şeffaf olacağız. Sen de vardın, diğerleri de vardı. Şimdi biz göremeyince ister istemez bu paraya nereye gidiyor diyorsunuz. Şimdi kalem bunu kalem bunların, bunlar kalem kalem size yazıldı, verildi. Verilmedi. Kongrelerde de verilmedi. Hayır hayır, orada değil. En son 104 milyon lirayla ilgili. En son futbolculara şu kadar para ödendi, şuna şu kadar ödendi. Ya yani örnek göstereyim, bir kamp tesis giderleri tarzı bir kalem var. Ya içerisinde ne var bilmiyorsunuz ki, 20 milyon lira yakın bir paraydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani, öyle değil. Şeffaf, biz takım kamp yaptı, bu otele şu kadar para ödedik, şu. Şimdi bunlar başkan kulübün namerenleri sırları diyor da Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'a halka arz olmuş şirketler. Borsada işlem görüyorlar, bütün hesaplarını giriyorsunuz, internetten bakabiliyorsunuz. Yani Ankara Gücü'nün niye gizlenmek? Gençler Birliği'nin içinde aynı şeyi söylüyorum, orada da gizleniyor. Ben aynı tepkiyi orada da gösteriyorum. Ya açık, şeffaf olsa, geleni gideni gerçekten bilsek, Mehmet Başkan'ın belki de şu anda aldığı tepkilerin yarısı almayacaktı. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim Bülent'ciğim. Şimdi ben o 104 milyon liralık hesap. Şimdi mali işler, bizim Murat Acaba ne diyor? Diyor ki ben mali işlerden sorumlu as başkanlığım dedi. Ama bir hesap görmedim dedi. Bir tane fiş bile görmedim dedi dün. Şimdi ben taraftardan ve stadyumdan sorumluyum. Ben şimdi gidip de Seyit'e sorduğumda listeyi alıyorum, bakıyorum, biz nereye ne vermişiz diye. Bu listeyi en son arkadaşlara, hatta bizim taraftara verdiğimiz yemekte de dağıtıldı evet. Diye biliyorum. Evet, evet. Dağıtıldı resmi, orada. Resmi sitede de paylaşıldı. Şimdi orada bu 104 milyon lira, 94 milyon lira olarak o zaman açıklandı. Bunun zaten 30 milyon lirası daha bismillah hiçbir şey gelmeden kime ödendi? Eski yöneticilere ödendi. Peki eski yöneticilerin borçları ne zaman bitecek? Yani neden bitmiyor ya da? Vallahi az kaldı. Neye az kaldı? Şimdi Ayhan Atalay'ın 21 trilyon lira bir şeyi var. İtiraz edildi diye biliyorum. İtiraz edildi. Şimdi sıradan bakıyorsun, sıradan geliyor. Bunlar işte federasyondan, ne bileyim, veya icra kurullarından takip edilebiliyor. Şimdi net şuna şu kadar, buna bu kadar ben dersem yanılırım. Bak ben yanılırım. Yok zaten size değil, ben Mehmet Başkan aslında çağrı bak, yapıyorum. Bunları yayınlayın, herkes bilsin. Bunların en son yayınlanan o listede değil. Bak gene şeyde işte verdiği evet, vardı ya evet, taraftarların evet, evet. Gecesinde işte verdiğimiz o liste vardı. O listede bunlar yazıyor. Ama ne zamanı yazıyor onu bilmiyorum. Tabii veya biz ondan öncesine ne yazıldı? Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Çok şeffaf aslında. Yani girenin çıkanın illaki bir şeyi vardır. Belgesi vardır. Ya illaki. Onu ben bir şeyde örnek gösteriyorum. Genel giderler. Tesis, çim sahayı yenileme, bakım onarım, deplasman, kamp, yaz, spor, sağlık giderleri, maaşları, İHŞ 19 milyon lira. Şimdi ben buradan ne anlayabilirim? Sen bunların kalem kalem açılmasını mı evet istiyorsun? Evet yani şimdi tesis kalemiyle maaş kalemi niye aynı şeyde geçer? Genel gider. Bunu 2-3 kongre öncesinde de aynı şey olduydu. Tam doğan tesis giderleri 13 küsür milyon lira diye geçtiydi misal. Bunlar açık açık olsun ki Mehmet Başkan da evet arkadaş ben bu kadar para geldi, bu kadar yardım geldi, bu kadar şey oldu. Bunu da ben de kendi cebimden 5 milyon lira verdim, 1 milyon lira verdim, 500 bin lira verdim. Bu oldu. İlla ki sen başkanla görüştüğün için bu soruları soruyorsun ya, illa ki cevabını alacaksındır.
Ben işte kesin. Birebirden cevap değil, bu sadece bana ait bir şey de değil. Ankara Yüce Camii genel olarak bunu bilsin. Şimdi Murat Ağacabağ'da 35 milyon lirayı vereceğim derken veya daha fazlası, daha azını vereceğim derken kulübün kime ne borcu var, neyi var, neyi yok bilmek ister. Mali saymanken alamadığını bilmiyordur demektir bir taraftan da. Ya şimdi şöyle düşün, acaba istedi de mi alamadı? Bilmiyorum. Evet. Görmedim, yapmadım. Bir mücadele verdi mi bunu almak için? Şimdi bir muhasebeciye gidip veya bir genel sekretere zorunda. Bak yani. Şimdi bir şey, genel sekretere bir şeye atmak zorunda işte sordu mu? Orasını bilmiyorum. Ama kendi onu Murat Bey'e sormak lazım. Evet, kendi iddiası ki kulüpteki mali işler sadece iki kişi üzerinden dönüyor. Bir başkan bir de bir kişi daha üzerinde Seyit ismini veriyor. Seyit Bey. Evet, Seyit Bey. Doğru. Genel müdür. Evet, bu doğru mu? Yani, doğru. Yani şimdi ödeme yapılacak. Diğer yöneticilerin haberi yok diyor yani. Ya şimdi diğer yöneticilerin haberi yok derken şimdi atıyorum bir su parasından doğru benim haberim yoktur. Veya sahaya gelecek adam saha yapacak belli. Şirket belli, firma belli. O adam gelecek o sahayı yapacak. Yani bundan benim haberim olsa ne olur olmasa ne olur. Evet. Ama şimdi Murat acaba şunu diyorsa ki ya transferler yapıldı. Kime ne verildi ne alındı haberim yok diyorsa onu da muhatabı hem Murat Ağacaba hem de Mehmet Başkan. Konuyu biraz önce tamamen demişken MK'ye bağlamak istiyorum. Son resmi siteden açıklama yapıldı MK ile ilgili. Ondan önceki gün de Başkan Mehmet İner Süper Lig'den dolayı yani gelirin oradan gelecek kaynağın 5 kat olması gerektiğini söylemişti ve ertesi gün de bir anlaşma olduğu söylendi. Bunu net bir açıklama yapmak ister misiniz yani kaç para gelir elde edildiğine dair? Daha bir şey gelmedi. Anlaşma sağlandı diyoruz makine da. Makine kimyadan, ya şimdi makine kimya kurumunun şöyle bir söyleyişi var. Makine kimya kurumunda şu anda yönetim kurulu üyesi olarak 3 üye görev yapıyor. Ama 4. bir üyenin ataması yapılması lazımmış. Ki karar alabilsinler. O 4. üye atanmadığı için o kararı alamıyorlar şu anda. 30 Ocak'a kadar bir gelir sağlanamayacak mı yani oradan? Vallahi şimdi... Hani merak ediliyor bu. Çok merak edilen bir konu. Makine kimyanın... Şimdi bu bir bahane mi veya ya işte önü kesildi de işte Ankara Gücü'ne artık bir şey vermeyin. Biz geldiğimizde verirsiniz mi dendi veya farklı bir şey mi var? Bunların hepsi kapalı kutu şu anda. Ama makine kimyanın buna yapmış olduğu, vermiş olduğu karar ne? Diyor ki benim diyor 3 tane yönetim kurulu üyem var. 4. atanmadan ben bunu yapamam diyor. Ya genel müdür de böyle mi diyor? Genel müdür bunu söylüyor. Evet. Bunu söyleyen genel müdür. Ama makine kimya kurumu acaba o zaman demek ki hiçbir karar alamıyor. Şimdi akla mı geliyor o zaman? Demek ki hiçbir karar alamıyor o zaman. Çünkü bizim sponsorumuz o. Yapacaklarını söylediler ama. Evet. Yapacaklarını ama söylediler ama daha gelen bir şey yok. Tutarda önemli bir tutar olması lazım. Yani bu tutar hakkında bir bilgi vermek ister misiniz diye söylüyorum. Ya şimdi bize en son PTT 1. Lig'de... Cansız olacak bir tutar mıdır yani? PTT 1. Lig'de verdikleri para 1,5 milyon liraydı. Şimdi 5 PTT'de. Şimdi biz Süper Lig'e geldik, daha bir şey gelmedi. Şimdi Süper Lig'le ilgili asıl gelmesi gereken var. Şimdi burada da başkan 5 katı dediyse demek ki 7,5 milyon lira gibi bir sponsorluk bekliyoruz. Ama makine kimyadan. Gelmez. Ya bilmiyorum ama hiç belli olmaz ya. ÖSASEK'i Sayın Bakan bu işe el atarsa... Dün ÖSASEK'i ile Mehmet Başkan'ın arasında sıcak bir diyalog var gibiydi. Ondan sonra bir şey gelişme oldu mu ÖSASEK'e? Yani şu anda aslında yine absürt bir soru soruyorum. Çünkü seçilmemiş bir belediye başkanı. Orada niye olduğunu dahi anlamadım birisi. Ya stad yapan Mustafa Tuna, Mustafa Tuna orada yok. Aday olan bir belediye başkanı adayı var. Sanki stadı yok, ÖSASEK'in şu son dönemde stadın yetişmesiyle ilgili emeği çok. Tabii. Hakikaten emeği çok. Yani biraz o onun içindir. Yani şimdi benim buna bir şey deme şansım yok. Ben gazeteci çünkü olarak diyorum ben hala. Çünkü bunu doğrularımda gitmesin. Bu derece Mehmet Başkan'la daha görüşemedik. Görüşseydim ben de sorardım başkana. Tabii. Dün ÖSASEK'i ile. Sanki sıcak bir yani, temas vardı o. Çünkü Kasapoğlu'yla da iyi bir görüşme oldu. Tabii son Sayın Başkan açıklamasında Şubat ayını hep vurguluyor. Şubat ayında ne olacak? Yani Ziraat Bankası'ndaki şey olan anlaşmayı mı kastediyor? Buradan ne anlamalıyız? Bu en son bir federasyonda bir toplantı oldu biliyorsun. Evet. O federasyonda yapılan toplantıda Kulüpler Birliği'nin yani Kulüpler Birliği'nin federasyonla beraber bir özel kulüplerin borçları ile ilgili yapılandırmalar konuşuldu ve bunun da
hayata geçmesiyle ilgili çalışmalar başladı. Muhtemelen o da işte Şubat ayında sonuçlanacak, bilançolar veriliyor şimdi. Biz o konuda en hızlı kulüp bizmişiz. Dün öğrendim bunu. Öyle mi? Çünkü biz teslim ettik yani Ziraat Bankası'na, tabii. Yani o zaman borcu da biliyoruz demektir. Tabii tabii. Yani onların hepsi yani kulübün teslim borcu edildi. Da net belirlenmiştir demektir verildiğine göre diyor yani. İşte bu rakamları da verin de kimin alacağı. Mehmet Başkan'ın sen ne kadar alacağı var biliyor musunuz? Ben bilmem. Niye bilmem? Ben şimdi senin alacağın, benim alacağım diye bir şey bilmem. Çünkü benim alacağım yok Ankaragücü'nde. Ben kendimden sorumluyum. Ha bununla ilgili Mehmet Dinler'in alacağı var mıdır? Vardır. İmdia ki veya ne bileyim yönetici arkadaşlar işte Murat acaba işte Murat Bey ne diyor? Diyor ki ben diyor işte 250 milyara yakın herhalde bir para verilmiş. Ama Murat Bey bunu bağış olarak veya ne bileyim borç olarak girip girmediğini, ne şekilde verdiğini bilmiyorum. Mutlak ki vermişlerdir. Bağış olan kısmı da vardır. Ankara Gücü'ne borç olan kısmı da mutlak ki vardır. Şimdi bunlar zaten hepsi bir şekilde ortaya çıkacak. En son durumunu bilmiyorum. Ha işte. Bakın en son hatırlar mısın? Biz ikincilikte miydik? Bir iftar yemeğinde Ramazan Kaya başkana bir soru sordu. Dedi ki başkanım dedi sizin dedi Ankara Gücü'nden dedi 10 milyon lira dedi alacağınız 10 trilyon lira. Alacağınız varmış dedi. Başkan ne dedi? Kardeş dedi varsa da dedi hibe ettim dedi. Benim öyle bir alacağım yok dedi. Şimdi alacak nereden geliyor? Mesela atıyorum. Bir şekilde yönetim bir yerden bir kaynak buluyor. Bu kaynak kimin adına? Ahmet'in adına. Ahmet diyor ki benim adıma girme. İşte Bülent'in adına gir. Şimdi bir yerde de bunlardan problem çıkıyor. Zaten Ankara Gücü'nün en büyük problemi kurumsallığını henüz oturtamayan kulüp kıvamında. Abi bu, bak şimdi biz gene söylüyorum. Biz yani burada hakikaten şu anda bakın konuştuğumuz konu ne? Ankara Gücü'nün transfer yasağının açılması. Ankara Gücü'nün işte Alanya maçına sağlam bir şekilde çıkması. Ama biz nerelerden geliyoruz? Biz diyoruz ki bakın bunun olabilmesi için ne yapmak lazım? Sayın Murat Ağacabağ'da para var. Para de, yönetimde yok. Yok. Öyle düşünelim. Ya Sayın Murat acaba sen Ankara Güçlüsün, Ankara Gücü'nü seviyorsun. Ankara Gücü Başkanlığını istiyorsun, adaysın. Biz de sana diyoruz ki tamam kardeşim al Ankara Gücü'nün başkanlığını. Al. Çünkü sen bağıra bağıra dedin ben 35 milyon, hatta bir ara da 35 milyon euro diye çıktıydı. Bunda sıkıntı yok. Seni bu şekilde yaptığın zaman kuralım işte icra kurulu diyor. Bak dün akşam da söyledi yok işte şöyle olması. Ya bırakalım bunları. Hemen icra kurulu kurulsun. Direkt zaten hiç istifaya mı istifaya veya yönetim etsin etsin değil. Alınsın karar. Genel kurul kararı, icra kurulu kuruldu. Paralar yattı futbolcuların. Ankara Gücü'nün kasasına da vermez. Çek de versinler. Ankara Gücü'nün yetkililerinin o çeke imzasını alsınlar. E şimdi şöyle hesap edelim. Murat Ağacabağ'ın yerine konuşuyor. Ben bu parayı verdim. Ama tamam. Delege hakimiyeti Mehmet Yener'in elinde. Parayı verdim. Ondan sonra Mehmet Yener tekrar şeyi yaptı. Delegesiyle tekrar başkan seçildi gitti. Benim verdiğim parayı ben geri nasıl alacağım? İşte bak ben sana bunu diyorum. Eğer öyle aklının gerisinde ya bu böyle bir şark kurnazlığı yapar diye düşünülüyorsa. İlla ki iki taraf. Ki öyle bir şark kurnazlığı olmaz. Ben net söyleyeyim. Belev ki doğrudur, düşünülebilir. Bu 35 trilyon lira paradan bahsediliyor. Yazık para değil. Çünkü aynı şey. Ben bunu zaten bak. Bülentciğim ben bunun önüne geçmek için ne diyorum? Bir icra kurulu kurulsun, o da üye versin, biz de verelim. O çekler bu icra kurulu üzerinden geçsin, kulübün yetkilileri, yani kulübe girsin. Nasıl girsin? Ankara Gücü kulübüne borç girsinler. Bakın, borç girsinler, bu işleri halledelim, takımı yürütelim. Yarın ya başkan olmadı, zaten borç girdi, senin alacağın bu. Öyle bir şey olmama şansı yok. Ha girdin, başkan seçildin, başkan oldun. O günde hibe ettiğini açıklasın ve bağış yapsın. Hadi. Daha ne diyeyim? Ben bağış kısmını da geçtim. Bağış. Bak hayır. Ya bağış yapacağız dedi. Hibe yani biz bunu bağış yapacağız dedi. Bakın ben Murat Diner'in de Murat Ağacabağ'ın da samimiyetine güvenmek istiyorum. Ben Mehmet Diner'in samimiyetine güveniyorum. Buradan kalkıp da çünkü ben Mehmet Yiner'i daha eski tanıyorum Murat Ağacabağ'dan. Ben ikisinin de samimiyetine güvenmek istiyorum.
Şimdi gene söylüyorum. Dünyada abiler var dedi. Sizden başka kim yapabilir misal? Kime sorun, kime şey yapalım, çağır yapalım. Ya abi git sen şu ikiliyi bir araya getir. Ya onlar diye. O bildiğimiz insanlar var, çalışıyorlar. Ya çünkü eğer sorun gelip buradaki kitleden değilse buradan çözülecek. Yani çok basit bir şey söyleyeyim. En büyük abi şimdi baktığın zaman hem de aday ÖSASEK'i. Öyle değil mi? Bir çalışma olduğunu söylüyorsunuz. Yani şimdi çalışma olduğundan ziyade Ahmet. Evet, ikiliyi bir araya getirmek için. Kardeş, eğer Ankara gücünü düşünüyorlarsa olacağı bu. Haricinde yok ben öyle olsun değil kardeşim. Bu. Madem var ya paran, yine yabana gitmeyecek. Hadi Şubat ayında alacaksın paranı ve öyle düşünüyorsan. Hiçbir şey değil ya, aday maday da değilsin ya, Ankara güçlüsün ya, paran var. Versene kardeşim. Niye? Biz hiç yokken verdik. Hiç kimse, bak biz hiç ışık görüyor muyduk 2012'de Ankara gücü şöyle olacak böyle olacak diye. Görmüyorduk. Buyur. Yani bizim camiamızda bizim insanlarımız birbirine bu şekilde düşmesin. Evet, gene üstüne basa basa söylüyorum. Ankara gücü başkanı olsun Murat Ağcaba, sıkıntı yok. Mehmet Diner de aynısını söyledi. Metin Akgüz de aynısını söyledi. Şimdi kalksın, Murat da aynısını söylesin. Kursunlar abi. Ne olacak ya bunda? Bunda bir şey yok ki. Çok basit, çok kolay bir iş. Hemen. Şimdi şuradan çıkar çıkmaz yapılacak mı iş? Eğer Ankara gücünü düşünüyorlarsa. Yok. Bundan sonra bu söylediklerimin üzerine birbirlerine yokuşa koşuyorlarsa o zaman hiç kimse kusura bakmasın, hiç hainlik yapıyorlar. Yokuşa koştu diyelim Mehmet Başkan da şeyde. Neticede bir anlaşma sağlanamadı. Vergi borcu 6 milyon lira. İşte Murat Dürer'le beraber transfer yasa. Evet. Yeni transfere 5 milyon lira falan bir kaynak gerekti. Mehmet Başkan'ın şu anda bunu karşılama ihtimali nedir? Nasıl görüyorsun? Çalışıyor. Yani o hiç hakikaten çalışıyor. Yani Mehmet Diner değil, bütün arkadaşlar çalışıyor. Bak Murat Ağcaba da çalışıyor. O da çalışıyor. Çözüm ortada. Bu çok kolay bir şey. Bülent bulamadı. Mehmet Diner işte Murat Ağcaba dedi ki yok şöyle olmadı. Olmadı. Ben vazgeçtim dedi. Veya dedi ki param yok dedi veya parayı bulamadım dedi. Dedi arkadaşlarımla oturdum konuştum olmuyor dedi. Ankara gücü sahipsiz mi kalacak? İlla ki birileri gene çıkar. Bu saatten sonra Ankara gücü sahipsiz kalmaz. Ne olur bak gene biz altyapıdan 7 tane çocuk çıkarttık. Şimdi bugün antrenmanlarda sayı olarak çünkü 8 tane sakatımız var. Yani İsmail Kartal döneminden kalan 8 tane topçumuz hala sakat. Tamam, şunu anlayabilir miyiz yani bu oyuncular sonradan mı sakatlandı yoksa transfer edilirken sakat olacağı tahmin edilebiliyor muydu? Ya daha şimdi, doğrusu bu kulübün doktoru yok mu? Sağlık kontrolünden şöyle sağlam bir geçirmedi mi? Yani şimdi, bu kadar sakat futbolcu transfer edilmez. Örnek gösteriyorum. Hop'un kronik bir sakatlığın olabileceğini ben biliyorum. Gençler Birliği'nden giderken biliyordum. Şimdi Gençler Birliği niye sakat çerçeği biliyoruz. Bak biz çerçeği biliyoruz. Sakat olduğunu anlattım. Evet. Neden 3 yıl kabul etmediğimizi anlattım. Hof'un kalçasıyla ilgili bir problem var. İşte parmağı kırık falan dediler. Aslında sezonda iyi başlamış ama sonradan yani, ortaya çıktı. Şimdi topçu Sedat. Yani Sedat sağlamdı. Sedat bizdeydi. Thomas ama var. Sakat. Stoper bir maç oynadı sadece. Yani şimdi Yalçın sakat. Sakat. Erdem sakat. Bunlar hepsi nereden sakatlandı? Maç sakatlığı değil, dikkat et. Doğru. Hangisinde maç sakatlığı var? Maç sakatlığı yok. Biraz müzmin sakatlıklar var. Müzmin sakatlıklar var. Erdem'in zaten geçen sene sezon başından başlayıp bitirdiği tek sezon oldu galiba. Kariyerinin en başarılı sezonu geçirdi belki. Yani şimdi gene söylüyorum. Umutsuz olmayacağız. Her zaman Ankara gücünün umudu var. Ya o zaman da vardı. 20 puan alan takım ikinci yarıda 5-20 puan ama şimdi zaten bize öyle bir şey serptiler ki ya bir anda Ankara gücü bitti, küme düştü. Bak şimdi İstanbul nasıl bangır bangır bağırıyor. Şimdi bir Galatasaray maçı ölçü mü? Değil. 6 tane gol yedik. Ölçü yani hepimiz kısım. Bak hepimiz abi şimdi hepimiz ama oyun kötü. Buna oynamadık. Evet.
Oynamadık. Yani gol yenir. Oynamadı malibet arkadaşlar. Malibet ama olur. Biz bu topçularla oynayacağız. Onları rencide edip, onlara hakaret edip, onlara veya bir şeyler yapıp bunları oynatamayız. Biz bunlarla gereken her türlü görüşmeleri, her türlü şeyleri yapıyoruz. Alanya maçı tabii. Alanya maçı bakın. Alanya maçı, Alanya rakibimiz. Direkt rakip. Yani. Şimdi Galatasaray hani bir nebze tolere edilebilir. Ama Alanya öyle değil. Ben biliyorum o tribünlerin durmayacağını. Ben Ankara güçlüyüm abi. Durmaz. Niye durmaz biliyor musun? Uyusun böyle takım durmaz. Ama aslanlar gibi mücadele etsin. Ya terinin son damla. Yenilse de bir şey demez bu Ankara güç taraftarı. Şimdi Ankara güç taraftarını da anlayayım ya. Şeyden niye yaptılar yapmadılar boyutunu söylemiyorum. El Kabir diye bir futbolcu var. Maçtan önce gideceğim diye tutturuyor. Sonra parası ödenmesine rağmen maça çıkmıyor. Taksiyle gitmeye çalışıyor. Yöneticiyle kavga ediyor. Şimdi öğreniyoruz. Takım 6-0 yeniliyor. Bakıyorum sosyal medyada El Kabir'e bir tepki yok mu sen? Şimdi bak işte diyorum ya bizi bir şeye soktular. Bizi bir değişikliğe soktular. Bizim taraftarımız da değişti. Şimdi bir arkadaşımız var. Belki de sorusu da vardır. Kaan Berkay diye. Evet. O çocuk yazıyor. Ben onunla telefonla da konuştum. Bir takım bir şeyleri anlattım. Yani bir takım bir şey. Diğer arkadaşlar da var. Şimdi mesela bu ileri gelen sayfalar var. İşte bu alayına isyan inadına Ankara gücüydü. İşte en son bizim o kapattığımız Ankara gücü işte karışıyordu. Haber, işte haber 1910 oldu. Şimdi biz bu çocukların hepsiyle de görüşüyoruz. Tribün gruplarıyla görüşüyoruz. Çünkü onlar da artık patlama noktasında. Biz bunu da biliyoruz. Ama şimdi bu patlama noktasına geldiği yerde ya geçmişini unutan geleceğini göremiyor. Biz önce bir geçmiş hatırlayalım. Geçmişte biz bunun daha beterini yaşadık. Daha beterini yaşadık. Biz bu sefer yani Allah korusun. Onun için ben Murat Ağcabağ'a da söylüyorum. Mehmet Diner'e de söylüyorum. Biz eğer ya düşeriz bir daha çıkarız düşüncesi varsa yanlış düşünce. Bak yanlış düşünce. Çünkü bir daha düştüğümüz zaman o borçlarla düştüğümüzde belimizi zor doğrulturuz. Biz bu olduğumuz dikte kalmak için mücadele ediyoruz ve bunun bilincindeyiz. Bunun Mehmet Diner'in de bunun bilincinde, Metin Akyüz de bilincinde, Murat Ağcabağ da bunun bilincindedir. Eğer ben adayım diye çıkıyorsan adaylığın gereğini yapacak. Benim bu kadar param var diyorsa Ankara gücü bu durumda sen yapmıyorsan o başkanlık sana helal olmaz. Olmaz. Sen bunu yap ondan sonra bu camia senin arkanda durmazsa o zaman konuşursun. Ama sen önce üzerine düşeni yap. Sen Mehmet Diner'le, Metin Akyüz'le veya Bülent'le veya şunlar boş ver. Oradan şu dedi bu dedi ya kol kırılır yen içinde kalır. Kim ne laflar söyledi birbirine bu siyasette veya şurada burada. Murat siyaset de yapıyor. Şimdi çok şeyler gördük biz. Ama inatlaşıp şöyle olacak böyle olacak değil. Bak ne güzel diyor Hacı Bektaşi Veli Hazretleri. Benim Kabe'm insan. Önce insan olacağız. Biz birimize bu değeri verdiğimiz zaman o insanlık üzerinden gideceğiz. Ama ya bu bunu çalmış. Bu hırsız. Bu kime ne kazandıracak? O zaman çok da fazla milletin eve gidiş saati çok keyifli de geçti. Önemli konulara da değindik. Geldiğimiz nokta anladığım kadarıyla ÖSASEKİ'den bekleniyor. Mehmet Diner ve Ağcabağ'ı bir araya getirip bu sorunu çözmesi. İki tarafı bir araya getirip ne yapacağını. Yani stat konusunda hakem oldum dediği gibi Ankara Ucu konusunda da bir manada hakem rolü konuluyor. Yine siyasetin içinde bu kulüp. Yine ya benim bildiğim Cemal Aydın da mesela işte Mehmet Bey'i de tanır. Murat Bey'i de tanır. Çünkü duyumlar ama şimdi alıyorum. Cemal Bey aracı olacak olsa misal ben bir şey derim. Ya bu adam beni kulüpten ihraç etti. Bir şey yokken ihraç etti. Bak şimdi Cemal Aydın onlara takılmıyor. Ya tamam takılmıyor da bak, Mehmet Başkan'a işte şu anda vefasızlık yapıldığını düşünüyorsa. Ya Cemal Aydın da Mehmet Diner'in o dönemde onu niye yaptığını biliyor. 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 Çünkü bak bu işlerde hızlı gelişiyor bazı şeyler. Mehmet Başkan da kontrolsüz yapıyor. Bak hızlı gelişiyor. Şimdi sen ne dedin? Dedin ki ya Bursa TV'de ben bekledim bir anda Mehmet Diner oradan celallensin. Bilmem. Demek ki artık Mehmet Diner de kendini kontrol etmeyi öğrenmiş. Öyle mi? Edebiliyor. Öyle mi düşünmemiz lazım? Veya yoksa Mehmet Başkan
ipleri öbür tarafa biraz fazla vermiş, artık fazla da ses etmiyor. Yani şimdi böyle Murat Ağcabağ'ın ticari hayatıyla ilgili dolandırıcı diye yorum yapmak Ankara Cumhurbaşkanı'na yakışan bir yorum değildi. Orada o cevabı verdiği zaman ben öyle demedim demesini de ben Mehmet Başkan'a yakıştırmadım. Şimdi yani, gene söylüyorum bak, hoş olmayan şeyler yaşandı mı yaşandı. Bugün noktası olsun. Bak bugün noktası olsun ve bugün bir şeyler yapılacaksa Ankara Gücü için. Ankara Gücü Kulübü'nün yeri belli. Ya lüzumu yok. Neredeyse ben oraya da giderim. Hiç sıkıntı yok. Ama bir şekilde bu işi bağlamak lazım. Ankara Gücü menfaatleri için. Başka hiçbir şey için değil. Başka da dert yok zaten. Başka yani hiçbir şey için değil. Metin abi, bin tane soru var. Sürekli de soru geliyor. Tabii her ihtimal düşünüyoruz şu an. Yani o Murat Ağcabağ konuşsa da konuşmasa da çok kritik bir 10 günlük bir süreç var. Bu süreci hala Mehmet İner başkan şu an. Ne düşünüyor, ne yapmak istiyor? Onun altını çizelim istiyorum ben. Şimdi bir daha sor. Şimdi Mehmet İner hala da başkan. Tamam. Şu an kalan 10 günde ne olacağını herkes konuşuyor. Alay maçının önemini vurguluyor herkes. Tamam. Kalan 10 günde Mehmet İner'in çalışmaları neler? Mehmet İner'in çalışmaları neler? Bak işte ortada, ben söylüyorum. Evet. Bu da bir çalışma. Biz ne diyoruz? Diyoruz ki şu anda Ankara Gücü'nün o kaynağı yok. Mevcut yönetimin o kaynağı yok. O kaynağı bulmak için mücadele ediyor. Nereden ediyor? İşte oradan gelsin, buradan gelsin, kendi öz kaynaklarından yapsın. İşte birilerinden işte alalım, verelim derken bu da bir kaynak. Evet. Nasıl bir kaynak? Murat Ağcabağ kaynak. Ben Ankara Gücü'nün adayım, benim param var. Benim arkadaşlarımın parası var. Biz geleceğiz, bunu yapacağız. Biz de diyoruz ki tamam kardeşim, buyurun. Gelin, yapın. Ama geç kalmayın. Yarım saat bile geç, bir saat bile geç, salise bile geç. Bugün mü bugün, yarın mı yarın. Bir araya gelinsin hemen. Bir icra kurulu kurulsun. Ve bunun üzerinden yürünsün. Ve bu kulübün başkanı da, o gene söylüyorum, Murat Ağcabağ olsun, sıkıntı yok. Murat Ağcabağ olsun. O kongreye gidildikten sonra zaten o kongrenin içerisinde tüzüğünü de koyulur. Her şey de koyulur ve o kongre yapılır. Bu ya o istifa etsin, bu istifa etsin, o olmadan olmaz, bu olmaz. Bunları bir geçelim. Bak bunları bir geçelim. Önümüzdeki şey bu. Biz aynen, bak gene söylüyorum, ben kendi şahsıma Metin Akyüz olarak, ya Murat Ağcabağ bunu yaptığı zaman ben niye Murat Ağcabağ benim başkanım demeyim? Niye demeyim? Ya tabii şeyde, neticede durumu o. Çok teşekkür ederim Metin. Söylemek istediğin başka bir şey varsa... Ben sizlere de teşekkür ediyorum. Yani camiamızın bugün bu saatten sonra bunlara kenetlenmesi lazım. Yani bu insanların camianın yapıcı olması lazım, kırıcı değil. Kimse kimseye hakaret etmesin. Kimsenin kimseye de hakaret etmeye zaten hakkı da yok. Şimdi belki biliyorlar, belki bilmiyorlar. Bakın o yazılanların çoğu Twitter'da kötü sözler. Çünkü Murat'a da yazıyorlar, Mehmet Diner'e de yazıyorlar. Dolayısıyla dönüyorlar, bize de yazıyorlar. Etiketlendiği zaman Mehmet Diner'le direkt beni etiketliyorlar. Şimdi biz bunların hepsini görüyoruz. Bunların hepsi suç teşkil ediyor. En son ceza alan Sinan Kaya'nın oğludur. Aldığı ceza 10 milyar 345 bin liradır. Yani bunu söyleyeyim. Başka da bir şey demiyorum. Herkesi... Alanya maçı öncesinde bir mesaj vermek ister misiniz taraftarlar? Stad aradaki ilk açılış. Alanya maçında bizim o stadı herkes gördü. Bizim orayı doldurmamız lazım. Ne olursa olsun... Stadın şu anda bitmiş halde, biz televizyonlarda falan gördük. Kendimize gitmek. Cumartesi günü inşallah göreceğiz. Stad bitmiş halde mi? Her şeyle bitmiş halde mi? Yoksa sadece yani, futbol maç yapılır halde. Maç yapılır. Tabii, ne gibi eksikleri var? Eksikleri. Şimdi turnikeleri falan yerleştirildi. Ki yani yerleştirildi derken o güne kadar hepsi yani tamamlanacak. Yani otopark falan da herhalde hazırlanmıştır, dışarısı falan. Çünkü ulaşımı sıkıntılı bir yer. 19 Mayıs'ta insanlar alıştı. Vallahi harıl harıl çalışıldığını biliyorum. En son işte dün bir video paylaştı. Yani ben 3-4 gün önce gittim. En son paylaşılan videoda otoparkın bir kısmının bittiğini gördüm. Ama muhtemelen hepsini de bitirecekler çünkü çalışıyorlar. Cumartesi günü de antrenman yapılacak Ankara'da orada. Ya şimdi işte bak, mesela antrenmanı orada yapacaksın. Yani şimdi mesela yarın şey taraftar Ankara Gücü Spor Kulübü'ne gelecek. Evet. Açıklamaları var. Abi gelsinler. Yani o birliği yakalamamız lazım. O şeyi
o heyecanı bu futbolculara aşılamamız lazım. Ayrışma değil, birleşme zamanıdır. Ayrışma, kesinlikle. Bakın kesinlikle. Ya Mehmet Diner şöyle dedi, Metin Akyüz böyle dedi, Murat Acaba böyle dedi. Vur patlasın, çal oynasın, yapmayalım. Bir dakikada nasıl hemen yarım saat içerisinde bir şey çıkıyor, TT yapılıyorsa bilmem neden. Yani düzenbazlığı, sahtekarlığı bırakalım. İşimize, gücümüze bakalım. Başka Ankara gücü yok. Çünkü herkes bir takım bir yerlerde birilerini kötülediği zaman kendini yücelttiğini zannediyor. Asla ve asla böyle bir şey yok. Çünkü sen onu kötülediğin zaman bir şekilde kendini de kötülüyorsun. Çünkü hepimiz bu camianın elemanıyız. Bak, bu Ankara gücünün elemanıyız. Onun için herkes saygılı bir şekilde bu işi götürmesi lazım. Bu sürecin bu şekilde devam etmesi lazım. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de son mesajımı vereyim. Ya o istifa, bu istifa mesajlarından daha çok artık bir araya gelin, çözün şu meseleyi. Mesajları Ankara gücüne daha faydalı olacağını düşünüyorum. Eğer mesaj atmak zorundaysak. Bir Gümüşhane hikayemiz var. Gümüşhane'den geldi bu takım. Öyle bir kenetlendi ki çıkmayacak takımı birinci lige çıkardı. Öyle bir kenetlendi ki o birliktelik Süper Lig'e çıkardı Ankara gücünü. İlk yarıda 20 puan almış bir takım. Ligde kalması muhtemeldir. Çok çok şey olmaz. Yok, biz Allah'ın yeter izniyle bak kalacağız. O birliktelik sağlansın tekrar. O birlikteliği yakalayalım, biz kalırız. Herkese çok teşekkür ediyoruz Zeyn için. Bin beş yüz tane falan soru geldi. 1500 tane. Vay yani fazla da olabilir. Yani saymadım. 300-400 kişinin altına düştü. Çok iyi, çok da iyi izlendi.